Yeah there. Man, okay, right there. Allah'ım yarabbim, çıldıracak şu beni. Kur'an tadı geliyor. İyi günler, iyi günler, bay bay, iyi günler, teşekkürler. Evet. Ya s**tın böyle iş ya. Burayı bükleyip başladık. Hoş geldiniz videomuza. Onurcuğum. Onurcuğum. Efendim. Onurcuğum, milyonlarca, on milyonlarca 3 lira bir fanının. Ki bu arada 3 lira bir gerçekten muazzam bir şey. Sokakta abi 3 lira bir izliyoruz diye fotoğraf çektiriyor insanlar. Şeyden daha fazla, hani yorumculuktan daha fazla 3 lira birden fotoğraf çektiren insanla rastlaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Teveccühünüz tabii ki bize karşılığı var, gönlümüzdesiniz. Ve burada hepimizin aklında bir soru var. Onurcu, ne oldu kardeşim, dayak mı yedin ya? Bu nasıl bir yüz ya? Ne o abi sol tarafındaki? Arden fanlarından dayak mı yedin Arden'e uğraşmaktan? Geçen gün biliyorsunuz ki ben gece çalışıyorum. Sarhoşlar işte önümü kesmeler bilmem ne, 4-5 kişi. Tabii tekim. Bir tanesine üfledim. Üfledim uçtu. Öbürü kardeş yapma. Pat. Ona bir tane falan derken yanlışlıkla böyle birinin uçarken eldeydi. Ha. Güzel. Ben peki bir sorum var. Acaba şey demiş olabilirler mi? Ardenio de la Turca de la Brazil. Böyle demiş olabilirler mi? Arden'in fanları mı diyorsun? Evet. Tam tersi, Arden'in fanları şey diyor, Arden'le ne zaman yatacaksınız diyor İstanbul'da. Onu soruyor, onu soruyorlar. Nasıl ya? Bu video çekilirken ifşa da oluyoruz tabii ki bir yandan. Normal tabii, bir tık stoklu gitmek zorundayız arkadaşlar çünkü montajı var bunun. Montaj süresi var. Hemen açıyorum. Bu arada 190.071 abone olduk, çok teşekkür ediyorum. Siz de 200.000 yolculuğumuza destek vermek isterseniz abone tuşuna basmanız harika olur. Ve videomuzun like sayısı nerede? Yayınlandı, uçuyor. Beyler video uçuyor. İnanılmaz bir like ya. Masraflarım Uğur tarafından karşılanacak, garantilendi. Bir gün evet garantilendi, tebrik ediyorum. Bir günde 13.000 beğeni var. Sadece 2.000 beğeni kaldı. Gidin beğeni tuşuna basın. Bu videoya da basın tabii ki. Öbür videomuz bir günde 13.000. Yani Onur'un Arden'le çekyat macerası garantilendi. Bu video tebrik ediyorum. Daha şimdiden eminim ki 15.000'i geçecek. Muazzam bir uçtu yani. Ben zaten ilk anda anladım. Bu kadar mı isteniyormuş ya çekyat şeyi bizim? Bu ne ya? Evet, ben de kameraman olacağım. Yönetmen olacağım. Yönetmenlik yapacağım. Güzel. Böyle bir ekstra bir söz. Bugün 10.000 beğeni gelirse ben de yönetmen olacağım. Ben de videonun yönetmeni olacağım. Arkadan dış ses konuşacağım, çekeceğim. Diyeceğim ki hani yok öyle yapmayın, böyle yapın. Bir ara verin, soluklanın. Güzel. Bir toparlanın. Enerjinizi güzel toparlayın, bir daha başlıyoruz falan. Güzel. Bunlar da bende. Ben de yönetmenliğini üstleneceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Duygusal müzik ver. Ver duygusal müziği. Duygusal müzik ver. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle sayı sayı gidersem 190'a kadar gitmek bile 3 dakika sürüyor. Ama biz 190 değiliz. Biz 190 bin kişiyiz. Hepinize ayakta alkışlıyorum. 190 bin kişi olduk. Ama 200 bin neden olmayalım? 200 bin en kısa da sürede ulaşmak. Hazır çok yaklaşmışken bence elimizde. Bence üşenmeyelim. Bu videoyu izleyenlerin %52'si zaten abone olmadan izliyor. Biliyorum, hepinizi görüyoruz, bakıyoruz. TC kimliğinize kadar çıkıyor. Ama biz burada diyoruz ki gelin bir olalım. Gelin abone olun tuşuna basın. Bir de beğeni tuşuna basın. Karakulukçu camiasına katılın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nerede yemek? Teşekkürler, evet. İyi günler. Acaba hangi yerlerde yemekler yesem İstanbul'da? Uğur karşılayacak hepsini. İstediğin yerde yiyebilirsin kanka. İstediğin yerde ye. Videosunu da çekeceğim. Fişini bana gönder. Onur'u bir gün yedirdim içirdim. Bütün hesapları bana kilitlendi. Bu videoyu ben kanalıma çekeceğim. Güzel. Şeyine kadar, fişine mişine kadar göstereceğim. Sorun yok. Hepsi bende. Kalacağın yer de bende. Kiminde kalacağın da bende. Hemen hemen yani 13.000 olmuş bir günde. Herhalde 15.000 olmuştur diye düşünüyorum. Kimle kalacağına kadar bende, problem yok. Fişine fatura olsa mükemmel bir video sizleri bekliyor olacak. Ne zaman geliyorsun? 33. Ocak, Şubat, Mart. 30 Mart. 30 Mart. Adam güzel. Adam Almanya'da kaldığı için ayları tam olarak hesaplayamıyor. Böyle el parmak hesabıyla yapabiliyor. Bunu da idare edeceğiz. Ben de büyük ihtimalle Manchester'a gideceğim ya. İngiltere'ye gideceğim. Güzel. Ne zaman? Planlamalarımı yapıyorum. Mayıs başı. Mayıs başı İngiltere'den kamyonla videoyla karşınızda olmayı ümit ediyorum. Güzel olacak inşallah. Ama biz burada beğeni istiyoruz, abonelik istiyoruz ama boşuna mı? Değil.
Yaratıcı konsept günü. Yine yaratıcı konseptimize geldik. Dedim ki sınırsız. Beyler sınırsız. Bir tane sınırım var. İstediğimiz oyuncuyu seçiyoruz. Ama bir tane sınırımız var. Sınırımız şu. Sınırımız o oyuncuyu kendi mevkilerinde oynatmamak. Yani kaleci hariç, kaleci tabii başka bir şey. Dedik ki mesela aldın mı Van Dijk'ı? Stoper hariç her yerde oynat. İstediğin yerde oynat. Aldık mı Mbappe? İstediğin yerde oynat. Ama santrfor değil. Van Dijk stoper değil. Ve sol kanat değil. Yani sosyada olan mevkileri hariç. Artık mesela bir de mesela çok yönlü oyuncuları biliyorsunuz. Ben çok seviyorum. Bana biraz handikaplı ama çok yönlü oyuncular handikaplı oluyor. Çünkü yazıyor da CM, CDM, CAM yazıyor mesela. Bu oyuncuyu nerede oynatabiliyoruz? CM'de oynatamıyoruz, camda oynatamıyoruz, CDM'de oynatamıyoruz. Konseptimiz bu. İsteyen istediğini seçebilir. Son videomuzun sonuncusu. Onur abi. Onur kardeşim seçimlerine başlayacak. Güzel. Onur'un seçimiyle başlıyoruz, seçimlere başlıyoruz. Güzel bir draft olacak, farklı bir draft olacak. Acayip bir draft olacağını düşünüyorum. Güzel. Ve teşekkür ediyorum. İyi günler. Rica ederim. İyi günler diliyorum, teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Mesela ilk Sofif'e göre ilk mevkisi de değil. Yani mesela diyelim ki De Bruyne'i aldık. Burada hem CM hem cam oynayabilir. İkisinde de oynamayacak. Yani oradaki mevkiden hiçbiri olmayacak. Diyorum ve ilk tercihimde başlıyorum. Direkt Mbappe'yi alayım ben. Santrafor ve sol kanat oynayabiliyormuş. Ben bunu sağ kanat oynatacağım. Güzel. Güzel bir tercih. Tebrik ediyorum. Tebrik ve bu teşekkür cam ediyorum. Cam da oynar bu. Cam da oynar. Neyse. Mantıklı var. Teşekkürler. İyi günler. Güzel oldu bu. Uğur'un söylediği iyi oldu. Ben de o zaman manyak bir oyuncu alacağım. Ya ne oluyor oğlum, sen birinci olmadın mı? Ben ikinciydim, Uğur abi birinci oldu. Sorry about yeah, that. Yeah man, okay, right there. Okay. Yeah. Evet. Evet, ben burada gideceğim. Arkadaşlar, Muhammed Salah alacağım. Oo, çok muazzam bir seçim. Arda'nı tebrik ediyorum. Çünkü Salah hem santrfor olabilir, hem sol kanat olabilir. Her tarafta bir şeyler yapabilirim onunla, o yüzden aldım. Güzel, iyi yaptın. Bütün planımı bozdu. Ben o zaman ikinci tercihimi hemen seçeyim. Ben Casemiro'yu alıyorum. Mantıklı. İlk tercihin. Hayır, yani ilk Salah tercih, değil de. Salah da ilk tercihim. Ha, şimdi anladım. Tamam. Evet, ikinci turun birine geçiyoruz. Arden, Uğur ve ben galiba sanıyorum. Abi bu birincilik çok kötü bir şey ya. Bir seçiyorsun, altı seçiyorsun. Aslında hiç avantajı yok bu birinciliğin ya. Arden seçecek. Sonra ben seçeceğim. Aynen. Evet, o zaman seçimi yapıyorum. Söyleyeyim mi? Bu seçimlerde en avantajlı her zaman ikinci olan, söyleyeyim. İkinci çok avantajlı burada. Seçimi yapıyorum. Yap. Virgil van Dijk. Enteresan bir seçim. Tebrik ediyorum. Ben de seçimimi yapayım. Ben bir size garip gelebilir. Ama zaten garip gelmesi için yapılmış bir konsept olduğundan çok şaşırmayacağınızı tahmin ediyorum. Sadio Mane. Yani de okey. Ya. Anlatacağım sebebimi daha sonra. Onur abideyiz. Sıra bende arkadaşlar. Ben ikinci tercihimi yapıyorum şu anda. Ve ben ikinci tercihimi De Jong'dan yana kullanıyorum. Güzel. Sıra bende. Benim tercihim Fabinho. Liverpool'da. Tebrik ediyorum. Ki Fabinho biliyorsunuz Real'de stoper zaten oynatılıyor. Oynuyor da. Ama oyunda mevkisi silinmiş nedense. Bir ara vardı, yanlış mı hatırlıyorum? Vardı bir ara stoper. Fabinho. Ha şey, 13 Ocak 2023'te kaldırılmış. Changelog'a baktım şimdi. Ocak'ta stoperliği kaldırılmış. Ben yine stoper olarak alayım onu. Çünkü stoper bulunmayacak. Yani biraz zorlanacak arkadaşlarım. Ben City'den Rodri'yi alıyorum. Mantıklı. O zaman City'den Phil Foden'ı alıyorum. Teşekkürler, iyi günler. Sıra bende değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, ben tercihimi yapıyorum. Ben Nkunku diyorum. Evet, ben de tercihimi yapıyorum. Alexander Arnold diyorum. Güzel. Evet, ben tercihimi yapıyorum. Çok enteresan bir profil. 88 stoper oynuyor ama 87 bek oynuyor. 88 CDM oynuyor. Zaten geçmişinde bir CDM'lik olduğunu ben biliyorum. İlk çıktığı dönemde CDM oynuyordu. Çok gençken. Marquinhos'u alıyorum ben. Evet, Marquinhos eskiden CDM'ydi. Doğru, iyi seçim olduğunu düşünüyorum. Ulan nasıl atladık ya? Var ya, buraya bildi dediğinde aklıma gelmişti ilk başta Marquinhos. Oyuncuları görünce gözüm döndü, unuttum. Çok mantıklı. Bayağı iyi ya. Ulan Van Dijk yerine Marquinhos almam lazımmış. Tamam, sıkıntı yok. Evet Onur abi. Ben Andre Robertson diyorum. Tebrik ediyorum ve çok rebuild önce... Sıra bende değil mi? Evet sen. Uzun süre önce bir rebuild'de Uğur abi
Benim Revild'imi kurtarmıştı, o Revild'de birinci olmuştum ve demişti ki, o zaman gelişim planları yoktu ama demişti ki Goretzka'yı stopere çekerden demişti. Ve şimdi ben de stoperime Goretzka'yı alıyorum. Teşekkürler, iyi günler. Evet, şimdi aslında benim daha önce burada iki tane büyük devşirme vardı. Bir tanesi benim Arden'e Goretzka'yı stopere devşirme önerim. Birisi de Onur'un Trent'i orta sahaya devşirme önerisi. Bunların ikisini de Arden çöktü. Ama bir tanesini unuttu. Bir tanesi de ben yapmıştım. Cancelo'yu orta sahaya devşirmek. Cancelo evet. Orta sahada 87 oynuyor. Camda 87 oynuyor. CDM'de 86 oynuyor. Muazzam bir karakter. Muazzam bir oyuncu. O yüzden ben Cancelo'yu alacağım. Çok mantıklı bu arada ya. Sıra bende değil mi? Evet. Ben Hakimi'yi alıyorum. Güzel. Evet, ben o zaman burada oyuncu seçimimi yapacağım. Theo Hernandez'i alıyorum Milan'dan. Ulan ben alacaktım, Allah kahretsin. Arkadaşlar ben bence kendi oynadığım mevkisinden daha iyi cam olan Neymar'ı almak istiyorum. Camlığı tekrar öğretecek bence. Dünyanın bence de iyi bir cam. Neymar. Çok iyi bir cam olduğunu düşünüyorum. Camo. Camo. Güzel. Sıra bende. Ben burada Diogo Jota diyorum. Tebrik ediyorum. Ben o zaman sıra bende ve Declan Rice'ı alıyorum. Ya bu adam ikidir tam benim alacağım adamlar oluyor ya. Ne yapayım abi? Oğlum sen ondan önce seçiyorsun ki. Evet. Hayır, bir sonraki adam oluyor yani, ona mı söylüyorum? Beyler, bu devşirme aslında yanlışlıkla Arden yapmıştı ama hatırlamıyordur, ondan eminim. Hı. Daha doğrusu şöyle, o kadar kötü bir draft yapmıştı ki mecbur adamın kanada atmak zorunda kalmıştı. Kim acaba? Orada da fena oynamamıştı. Ve kendisi bir süperstar. Kevin De Bruyne iki kanatta da 87 oynayabiliyor. O yüzden ben De Bruyne'yi alıyorum. Sol ya da sağ kanat oynatacağım o bende. Muhtemelen sağ oynatırım ama. Vallahi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ben Kimi'yi alıyorum. Ne oynatacaksın? Neyi düşünüyorsun oynatma konusunda? 81 artı 3 oynuyor, 84. Tebrik ediyorum ya. Almıyor mu, ne var? Allah abi, tabii ki niye almıyorsun? Allah Allah ya, öyle almayayım diye hareketler yapıyorsunuz. Declan Rice'ı alıyorum. Aldın ya lan, aldın bir daha oğlum ya. Pardon, Reece James. Yanlış adamı söyledim. Listeme bakıp Allah söyledim. Ya inanılmaz ya. Allah'ım yarabbim, bunlardan artık bıkmadı ya. Çıldıracağım ya. Ya abi kafam çok karışık. Benim yaşadığım tamam. Şeyleri sen şu an yaşamıyorsun benim. Hönminson. Bende sıra. Olsun, ben yine son. Seçiyorum. Yine de ben son. Uğur abi mi aldı sonu? Ben aldım. Bu arada ben gerçekten bak telefonum olsa, dur fotoğraf çekeyim atayım size. Hönminson açık önümde. Benim oyuncum mu aldı? Evet. Evet. Ya ama ben zaten abi seçecektim. Sana kalmayacak yani. Sen söyledin diye almadım. Zaten açıktı. Gerçekten şu an şok içerisindeyim. Gerçekten ayıp ya. Şu an çok büyük ayıp edildi arkadaşlar. Çok büyük. Çok büyük ayıp edildi. Daha önce bana 25 kere yaptın gibi mi? Ama ben yapmadım gerçekten. Sıra bendeydi. Ben de sonu seçiyordum. Hatta şaşırdım ne oluyor diye. Son mon diyor falan. Evet. Sıra ama bende arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İyi tercihti. İyi düşünmüşsün. Fikrine sağlık kardeşim. Rica ederim. O zaman ben şey alıyorum ya. Vinicius. Mantıklı bu arada. Bukayo Saka'yı alıyorum. Saniye. Çok enteresan. Beyler ben Eder Militao'yu alıyorum. Kendisi 85 bek oynuyor ve 89 potansiyeli var. Garip bir kardeşimiz. O yüzden Militao'yu aldım. Tebrik ediyorum. Ben Tchouaméni'yi alıyorum. Tchouaméni. Rafael Leao'yu alıyorum. N'Golo Kante'yi alıyorum. 86 bek oynuyor. Tebrik ediyorum. Tamam. Ben Haaland'ı alıyorum. Cam yapacağım. Ya City'den Haaland'ı alsın da ne olursa olsun diye aldı. İnşallah dengelerini bozar abi takımda. Cam yapacağım. Hayır, inşallah ne olur biliyor musunuz? Şimdi ilk sezonda zaten hiçbir şeye bakmıyoruz ya. İlk sezonda full Haaland oynar. O santrfora koyduğun adam oynayamaz inşallah. Ben o yüzden almadım Haaland'ı. Anladın mı? Mahveder o adamı. Geçmiş olsun. Cam yapacağım. Yapacaksın da olana kadar Haaland oynayacak. Öbür adamın gelişimini etkileyecek santrfor. Eğer biliyorsanız ki bu biraz şey olur, istiyorsanız değiştiririm. Siz bilirsiniz. Yok, şey olmaz artık, aldın sana kötü oldu. Benim işime gelir. Benim işim sıkıntı yok. İşine gelmez. Tam aldı. Sen aldı, devam aldı. Et abi. Harry Kane demek istiyorum. Ne yapacaksın Harry Kane'i? Merkez ofansif orta saha. Bak bu arada benim sonra şey olmasın, ne bak anlaştık. Mevkisi hariçleriniz. Ben o iki oyuncuyu boşuna almadım. Rodri ile De Jong'u. O ne demek lan? Yani Rodri CDM, De Jong CM'ydi. Ben De Jong'u CDM, Rodri CM yapacağım. İkinci mevkilerinde var mı ama? Yok. Yoksa istediğini tamam. Yapacaksan yok. Yok. Tamam abi, zaten aynen istediğini yapabilirsin. İkisi de orta saha sonuçta falan demeyin diye. Yok. Hayır öyle bir şey yok. İkisi de tek mevkili çünkü. Arkadaşlar kendisi CM ve Cam.
Ama ben CDM'yi alternatif olması için alıyorum. Yetenekli de bir kardeşimiz. Paris Saint Germain'den Marco Verratti. Çok güzel. Sıra bende. İnşallah alınmamıştır. Ruben Dias. Alınmadı. Teşekkürler. Gelecek sezon CDM'ye diyeyim. Evet, ben tam bu arada yedek için alacaktım. Vallahi. Tam alıyordum yani. Kötü evet. Oldu benim için. O zaman ben buradan seçimi yapıyorum. Laporte'u alacağım. O da şimdiki seçim biliyorsun. İkisiydi. Evet. Ben, bu arada arkadaşlara bilgi olarak vereyim. Kalecilerimizi, biz iki tane kaleci sabit seçeceğiz. Yani birbirimize haksızlık olmasın. Hani hem yedeğiyle şeyle kararlaştıracağız onu birlikte. Hani biz aslında 18 tane seçim yapacağız. Kalecilerimiz belli. Yani ben yedek kulübesine Gabriel Jesus alıyorum. Kanatta 83, santrforda 83, camda 84 herif. Garip bir adam. Cam yapacağım. Evet, sıra bende galiba. Bernardo Silva. CM yapacaksın galiba. Tebrikler. Yok, sağ açık yapacağım. CM'si var çünkü zaten. Lan, aşırı mantık. Çok iyi. Bernardo Silva'yı aldın ha. Evet, o zaman ben alacağım oyuncu Gakpo. Ben Manchester United'dan Lisandro Martinez'i alıyorum. 82 stoperde oynuyor. Bekler'de 81 oynuyor ve solak. Yani sol beke bir alternatif olarak devşireceğim onu. Bruno Fernandes. Santrafor'u diyeyim. Helal olsun. Yani bir ipucu vermek isterseniz mesela cam 7 olarak Raheem Sterling var. 83 artı 2 85 oynuyor yani Sterling. Bu kıyamet unutmayın. Teşekkürler, iyi günler. Evet, ben burada Matip'i alıyorum. Matip. JDM'ye değil. Alındı. Kim aldı? Ben. Gerçek mi yoksa seçeyim mi? Ses. Şaka. Tamam. Beyler, dünyanın en garip adamını buldum. Yani Mikel Merino'yu alıyorum ben. Mikel Merino şöyle bir arkadaşımız. 83 overall, 86 potansiyel. Ama size mevkilerini sayıyorum bak. CM kendisi. CM, LM, RM oynuyor normalde. CDM'de aynı 85. Stoper'de 82 artı 2, 84. Bek'te 81 artı 2, 83. Ve Santrfor'da 81 artı 2, 83. Ya herifi stoper'de oynatsan 83 oynuyor. Santrfor'da oynasan 83 oynuyor. Dünyanın en garip oyuncusu. Bir Ertuğrul Sağlam diyebilir miyiz? Work rate'i de high bu arada. High diyor. High. Şey. Ertuğrul Sağlam diyebilir miyiz buna? Santrfor ve stoper oynayabilir. Muazzam topçu. Çok sevdim lan. Acayip sevdim. Ama ben evet. Kendisi stoper yedeği yapacağım diye düşünüyorum. Belki Santrfor yedeği de yapabilirim. Belli olmaz. Bunu bir alayım ben. Sonra bakarız. Ben de o zaman bir stoper yedeği alayım. Deniz Zakaria. Evet. Ben de o zaman bir orta saha yedeği alıyorum. Lisandro Martinez. Alamıyorum. Arjantinli. Ben aldım. Ciddi mi? Tamam. Allah'ım yarabbim, çıldıracak bu çocuk beni ya. O zaman Llorente'yi alıyorum Atletico'dan. O da yeşil bir oyuncu. Benim de kadromda bir tane bulunsun. Hani böyle bir mevki boş kalır falan, hemen onu devşiririm. Ben Palhinha'yı alıyorum yedek olarak. Stoper'de yani kendisi 81, stoper'de 82 artı 1 oynuyor. Hasta ruhlu bir kardeşimiz. Tebrik ediyorum kendisini. Evet, Palinya'yı seçtim. Devam edebilirsin. Tamam, sıra bende. Evet. Onu kulağında. O ne? Niye kulağında? Boya var. Boya değil bu, tüy. Yeni seçim mi bu benim? Ben bunu seçtim. Her mevkide oynuyor. Abileri bunlar hem boya hem mevkide oynuyor bu. Seçim mi yapıyorum? Evet. Bir bek yediği alayım ya. Bek yediği yapayım yani. Şu Alessandro Bastoni alıyorum ben. Kusura bakmayın, ben Bastoni alırım abi. Evet. Sen Bastoni alırsan. Abileri bakın, çok yakışıklı oldu değil mi benim oğlum? Bakın abi, mavi saçları var benim. Bütün hepsini yapsaydın keşke, hepsini. Diğer tarafı da öyle, bak diğer kulağı da öyle. Dön oldum. Çok affedin. Çok iyi olmuş. Ayrı bir hava katmış. Saçları biz tıraşa götürdük onu. Kestiler. Keserken mavi tüy takmışlar. Ha tüy, yani ben boya yaptılar zannettim. Koçumu modifiye edip yollamışlar. Modifiyeli. Evet, sıra bende. Ben buradan Emilian Højbjerg'i alacağım, stoper yedeyim. Teşekkürler, iyi günler. Tamam, sanki bir şey olacakmış gibi. Evet, tamam. Aynen. Güzel. Ben stoper yedeklerimi almıştım. Aynen. Orta saha yedeğimi aldım. O camı aldım. Santrfor yedeği almamışım ben. Evet. Düşsene. Uğur. Aynen. Evet, Santrfor yedeği. Santrfor olmayan bir Santrfor yedeği bulmam gerekiyor. Aynen. CF'yi Santrfor'a devşirebiliyoruz değil mi? Yok ya. Az önce olmuyordu. Az önce Haaland'da olmuyordu. Yok muydu? Ben unuttum ya. Eğer oluyor dersen. Haaland'ın alakası var. Bak, tamam, eğer okay, oluyor dersen. Arkadaşlar, bende ısrar yok. Böyle bir niyetim de yok.
Hayır. Bence olsun. Arda'nın birazcık çünkü. Hayır olmayacak, hayır. Olmasın, tamam olmasın. Mantıksız zaten yani. CF, o zaman CF seçip oynatırsın. Aynen. Olmaz o. Eyvallah. Şöyle bir yedek kovalıyorum ben de, bakıyorum. Buldum ben santrfor yedeğim. Sergey Milinkovic-Savic. 82 artı 3 oynuyor, 85. Güzel. Marcelo Brozovic. Brozovic. Alınmadı değil mi? Yok, alınmadı. Alınmamıştı. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler, iyi günler, bay bay, iyi günler. Teşekkürler. Kutsana. Teşekkürler. Onun seslerine hasta mısın? Seçiyorum. Kukureya. Chelsea'den. Güzel. Arda'nın son seçimlerine dikkat et Uğur. Sırp Premier Lig. Sadece takımları güçsüzleştirme olayı. Yo. Enteresan evet. Bir çocuk. Bu çocuk Arda'nın son beş adamını söyler misin bana? Tamam, söyleyeyim. Gakpo, Matip, Llorente, Højbjerg, Kukureya. Bir tane şey var işte. İspanya Ligi var. Ben kendi takımımın şeyine göre devam ediyorum. Güçsüzleştirmeyle. Ben ondan önce 3 taneyi söyle. Laporte, Kane, Leao. İtalya Ligi var. Ya Laporte, Kane yine. Evet. Güzel. Ne var ya? Evet. Evet Uğur'cum. Kendi yapmıyormuş gibi. Güzel. Ben yapmıyorum mesela. Evet. Gerçi böyle Süper Lig'de yapmamıştım da başıma bela da olmuştu yani. O da çok mantıklı mı ondan da emin değilim. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Şunu artık açıklayayım madem ifşa olduk. En son önceki Rebit videosunda benim kanalımda Haaland'ı almadığım için başıma bir şeyler açmıştı. O yüzden Premier Lig'e savaş açtım. Teşekkürler, iyi günler. Ya biliyordum. Bari bildiğimi de ki evet abi haklısın de. Geç dedim işte. Dur. Ben Sergio Canales'i alıyorum Real Betis'ten. 84 overall. RM, Can ve LM oynuyor ama CM'de de 84. Güzel tercih. Ben ikinci bek yediğimi alıyorum. Sandro Tonali. Tonali yok demiştik. Ve böylece son tur galiba bu. Çünkü iki kaleci alacağız. Bu son tur galiba. Senin son turun. Evet, hepimizin son turu. Evet aslında evet. Şu an son tura girdik. Aynen. Yani eyvallah abi, teşekkürler abi, iyi günler abi. Yani şimdi şimdi nasıl yapsak? Alfonso Davies. Davies'i aldım. Davies'i alırım abi, kusura bakmayın. Bu çocuğu bir gerçekten sustursun bak. Çok abi ama hiç ummadığı bir anda bir tane vuracağım. Ama evet. Ben de kanat yedeği olarak João Félix'i alıyorum. Oo. Kendisi kanatta 83 artı 2 oynuyor. Potansiyeli 89. İkinci yarıya da güçlü girecektir diye tahmin ediyorum. Hoş geldin. Ve aslında tamamladık bu şekilde. Kaleci yedeğimizi belirleyeceğiz birlikte. Oblak'ı da kaleye koymayı planlıyoruz. Onda da bir değişiklik olur. Biz bir fikir teatisi yapalım. Gelelim ama biz bir fikir teatisini yaparken emek veriyoruz. Duygusal müzik. Biz burada bir emek veriyoruz. Saatlerce çekim yapıyoruz. Çabalıyoruz. Montajcı arkadaşlarımız Mert ve İlkay saatlerini harcıyorlar. İlkay genelde son dakika başlıyor. Olsun. İlkay da ciddi bir emek veriyor. Aynen, İki İlkay. Emekleri için emekçi kardeşlerimiz burada, biz burada çekim yaparken, saatlerimizi ayırırken, çaba gösterirken, fikir tatili yaparken siz de bir beğeni butonuna, bir abone butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar, gelişim planlarımızı verdik. Gördüğünüz gibi hepsinin, yani kalecileri hariç, gelişim planları var. Ama burada tabii ki biz burada bir tahmin yürüttük. Bir sezon boyunca biz birbirimize hak verdik hani gelişim planlarını tamamlama adına. Mesela ben Cancelo'ya orta saha verdim. 4 hafta sürüyor. Tertemiz olacak. Lisandro Martinez ama 37 hafta sürüyor. O da yetişecek gibi gözüküyor. Marquinhos'a defansif orta saha oyuncu, o da 31 hafta. Bazı oyuncular ise tam olarak öyle değil. Beklediğimiz gibi değiller. Mesela Kante. Sol bekte 86 oynuyordu. 83 artı 3. 177 hafta gözüküyor. Ben bunu deneyeceğim. Eğer yetişmezse, ki yetişmeyecek, serbest bırakacağım. Başka mevkide daha az var Muğur? Başka mevkide daha az oluyor mu Kante? Yani 177 haftadan daha az oluyor mu Kante hiçbir yerde? Baktım aslında. Bak göstereyim. Hiçbir türlü yetişmiyor yani. En hızlılardan biri. 153 var bir tane sol kanat beki de, o da çok önemli değil o kadar. Kanat bekleri hariç hiçbirinde tam bir şeyi yok. Burada en iyilerden bir tanesi Casemiro, onu göstermek isterim. 2 haftada stoper oluyor. İnanılmaz. Muazzam yani. Uğur mükemmel kadro kurmuş bence. Bence de iyi kadro kurmuş. Patlayanlardan bir tanesi, çok şaşırdım, Fabinho. Bu herif normalde de stoper oynuyor. Aynen. De çok uygun. 99 hafta çıktı mesela. Bu da gidicilerden biri. Kevin De Bruyne'yi sol
LV yani sol açık yapmak istiyordum ama sol kanada 64 hafta veriyor. Buna 37 hafta veriyor. Gerçi 64 hafta yetişir gibi lan. Ben direkt sol kanat yapayım, uğraşmayayım. Risk mi sizce? Yani şöyle 52 haftada sonra aynı yere geleceksin 52 hafta sonra. Oradan bir 12 haftan daha olmayacak bence ilk maça kadar. Evet. 12 hafta nereden baksan 3 ay eder. Ama daha hızlı oluyordu. Neyse sol orta saha yapayım. Belki şöyle de olabilir. 37 hafta giderim sol orta saha yaparım. Bir daha pozisyon değişimi verebiliyor musun orada? Ya verirsin. Sol orta sahayı sol kanat yapmak 2 hafta sürüyor ya, o yüzden diyorum. Gerçi mantıklı. Bence riske girme, böyle yap. Evet. Sol orta saha yapıyorum. Sonra maçlar başlamadan 2 haftada sol kanada çeviririm diye düşünüyorum. Bunu santrfor yapıyorum. Bunu çok iyi tercih ettim. 44 haftada santrfor oluyor. Yani benim santrforum Milinkovic-Savic olacak gibi. Çünkü pivot santrfor. Çünkü benim esas santrforum Mane 97 hafta abi. Belki önce olur bu arada. Hepimizde böyle şeyler var. Belki de önce biter sezon sonuna gittiğimizde. Buradaki en büyük kötülük arkadaşlar, bir dahaki sezonun ilk başına kadar olmazsa o adam bedava gidiyor bu takım. Bir de şu var arkadaşlar. Şunu da atlıyoruz. Şimdi biz mevkileri verdik ama sezon boyunca o mevkilerde oynamayacak o oyuncular. Hani yardımcı teknik direktör, yapay zeka, atıyorum santrforda falan ana santrfor olan adamı oynatacak belki de. Bu yüzden gelişim planlarını da birazcık sıkıntıya sokabilir. Belki de atıyorum 40 hafta olan şey 50 haftada bitebilir az oynadığı için. Şöyle ben bu sağ kanat yapayım, mantıklı değil mi? Santrfor zaten yetişmeyeceği çok garanti yani. Sağ kanat yapayım, var sağ kanat alternatifim olur. Evet. Ya da serbest bırakırım ya. Sağ kanatta kim var? Neyse bakacağız arkadaşlar. Serbest bırakma abi ya. Yedek sonuçta niye serbest bırakıyorsun? Mane ile Son'u, gerçi Son'un önünü kesebilir. Neyse ya, zaten her türlü serbest bırakma hakkımız var. Yapacak Neymar, bir şey yok. Neymar cam olmuş. Neymar cam. Stoper'de Palhinha var. Merino var. Casemiro var. 3 tane var. Bir tanesini riske atıp santrfor yedeği mi yapsam dedim ama stoper yedeği yerine. Gerek de yok gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdilik devam ediyorum ben. Benim planlarım bu şekilde arkadaşlar. Hayali dizilişimi de yapayım size. Bu ne lan? Şey kendi dizili mi Tottenham'ın? 4-2-3-1. Şöyle yapacağım. Marquinhos CDM olacak. Casemiro stoper olacak. Kante'nin sol bek oynayacağını hayal etmiştim ama olmayacak. Cancelo CM. De Bruyne sol kanat. Son sağ kanat. Milinkovic-Savic santrfor gibi gözüküyor şimdilik. Felix kanat. Neymar'da cam. Bak Neymar'a bak. İnanılmaz. Burada 2 haftada oluyor. 2 haftada herif cam oluyor. Abi Milinkovic-Savic'in -2 alması ne kadar garip değil mi ya? İnanılmaz ya. Harbiden inanılmaz ya. Aramızdaki en iyi santrforu. Hayatta bile çok azalıyor. Bir de diğer stoperimde şey. Burada kimi düşünmüştük? Palhinha'da Merino'da oluyor. Merino bak -1 alıyor. Muazzam bir topçu bu ya. Bu her yere -1 oluyor. Bak santrfora koyacağım bak. Şeyi niye almadınız? Sizde bir ara Lemar vardı. Her yerde oynuyordu Lemar. Ben her yerde oynadığı için almadım. Dönüşümü zor olur diye. Bak Casemiro da direkt oynuyor. Muazzam herif ya. Evet. Geç abi. Kadron bu. Tebrik ediyorum öncelikle. Günün şampiyonun kadrosunu izledik. Tebrikler. Geçir Erdem'ciğim. Sanmıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ve kim, sendeyiz. Ben miyim bu? Evet. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iğrenç bir kadro. Gerçekten kalecilerimiz zaten böyle belli. Robertson'ı sol bekten sağ bek yapıyoruz. Diaz arkadaşlar şöyle göstereyim size. En iyi oyuncularından bir tanesi ama hiçbir yerde. 132, 344, 500. Benim de Van Dijk böyle. Bakar mısınız? Hiçbir yerde oynayamıyor. Dedim ki şöyle bir yapayım 132 hafta. Belki balamala belki bir şey olur. Kalsın böyle. Başka bir şey. Çünkü bu bir dahaki sezon bedavaya gidecek büyük ihtimal. Bastoni arkadaşlar. Aslında bunu böyle göstermektense 70 haftada sağ bek oluyor. 70 hafta sol beke bakıyorum. Yani daha şeyi var mı? 68 hafta var mesela defansif ortası. 70 hafta kurtarmaz ki seni bu arada. İşte ona bakıyorum ben de. Bakıyorum. 68 gördüm bir tane. 68 hafta vereyim bari. 68 hafta CD'm maksimum olsun. 60 hafta yazması lazım. Çünkü yoksa resmi maçlar başlıyor 60 haftadan sonrası. Öyle değil işte. Ben dedim ki 26 hafta olan şey 26 haftada verdiğim şey 15. hafta 16. haftada pozisyon değiştir olmuştu bende. Haklısın. İnşallah ama daha olur. Geç de olabilir. Çünkü bunlar oynamayabilir. Öyle bir sıkıntı evet. Var. İnşallah bu da olur. Hakimi ben ters kanat almıştım aslında. Onu anlatacağım size arkadaşlar. Yani sol bek aslında 15 haftada oluyor.
Ama ben bunu MO olarak alacağım. Sebebini de şöyle göstereyim niye yaptığımı. Çünkü Kimmich arkadaşlar, ben Kimmich'i stoper oynatacaktım. Bakın şöyle 181 hafta dedi. Ben de dedim ki sol kanat belki 32 haftada oluyor. O zaman Hakimi'yi sol kanat yapmayayım. Hakimi'yi orta saha yapayım. Bunu sol kanat yapayım diye düşündüm. Böyle bir şey yaptım. Rodri zaten şeydi. Ne onun adı? CDM'ydi. CM yapıyorum. Onun haricinde şeyde nerede bizim De Jong da CM'ydi. CDM yapıyorum. Zakaria'yı stoper yapıyorum. Xhameli'yi stoper yapıyorum. Brozovic'i bu, mesela bu da hiçbir şey yok. Bu da gidecek. Bedava gidecek bu. Bakın. 216, 300, abi 52 hafta mı var burada? Aa 35 hafta. Ha, zaten bu kendi mevkisi. İkinci mevkisi. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Çünkü bu mevki adamda var zaten. Bu da böyle gidecek. Şöyle bakıyorum. Zakaria, De Jong bilmem ne. Bernardo Silva hemen sağ açık olacak bu. Şey sol orta saha olacak. Şöyle bakalım. Sol orta saha. Kaç haftada oluyor? Bir haftada oluyor zaten. Bir hafta. Bruno Fernandes sağ orta saha. İki haftada oluyor galiba. Vinicius tam tersi olacak. Nkunku bu sol orta saha olacak. Jota santrafor olacak. Mbappe sağ cam olacak. Haaland, evet en iyi oyuncularından bir tanesi. Bakın hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Ben dedim ki madem hiçbir şey olmuyor, bedavaya gidecek benden seneye başka bir takıma. Sol bek çalıştırayım, gücü düşsün. Öyle düşündüm. Geliş, bıraktığında bakalım mı? Kesin 90 falan olacak bak, kalıbın masarı. Aynen. 89. Benim de kadromu bu şekilde. Kadromu şöyle bir size göstereyim. Hani nasıl, gerçekten nasıl olacak? Gerçekte işte şöyle bir şey olacak. Bu Diaz olmayacak da burada. Hakimi orta sahada olacak. Robertson sağda olacak. Buraya Kimmich olacak işte arkadaşlar. Şimdi sizde de burada Kimmich'i gören var mı? Şurada. Böyle olacak. Silva işte ne bileyim burada son olacak. Nerede son? Hönmünson. Bende Hönmünson yok tabii ki. Vinicius var. Vinicius nerede? Böyle. Burada da Jota. Yani kaldım hemen hemen buna yakın bir şey olacak işte. Şu Hakimi. Bu buradan gidecek sadece. Bunun yerine de sanıyorum ki orta sahadan kim gelecekti oraya? Şu gelecek galiba. İşte böyle bir kadro benimki de. Ben tebrik ediyorum kadronu. Güçlü olduğunu düşünüyorum. Ya hepimizin kadrosunda allak bullak bazı oyuncular var. Biz ne yapacağız ya? Şimdi ben bu arada Arda sen sunarken şey yapayım. 2 hafta 3 hafta simülate edip şu merkezleri değiştireceğim. Evet. Şeylere, mevkileri. Hızlı şekilde oluyor. Ben 4 hafta ileri aldım. Kevin De Bruyne 37 hafta diyordu. 24 haftaya düşmüş. Ciddi misin? Aynen. Ben bu Mane'yi de Santifor deneyeceğim o yüzden. Tamam. O zaman bir dakika ben de sunarken o zaman Harry Kane'i göstereyim. Benim olmayan oyunculardan başlayacağım ben. Hani olmayabilecek olan oyunculardan. Tamam. Öyle başlamıyormuşum. Önce Salah'ı göstereyim. Salah zaten çok bariz. İlk başta ofansif orta saha yapacaktım. Sonradan çok kanat aldığım için Salah'ı sol kanat oynatmak istiyorum. Sol kanatta oynayacak Salah. Bunun dışında baktığımız zaman Van Dijk. Abi burada... Defansif orta saha dedim Van Dijk'a. 302 hafta. Aynı bir yaz gibi değil mi? Ve bak küfür gibi. Başka hiçbir mevki yok. Olanlar da 432 hafta. Yani Van Dijk herif sadece stopere kafası basıyor. Başka hiçbir şey oynayamıyor futbolda. Böyle bir adam. Evet. Harry Kane. Harry Kane'de başka bir mevzu. Sadece merkez forvete iyi çevriliyor. O da yasak biliyorsunuz öyle oynatmak. Ben alırken söylemiştim. Alma demiştim, iyi oldu sana. Şeyine şey olsun. Evet vallahi ama yapacak bir şey yok. Belki işte ofansif orta saha olur. Uğur abinin dediği gibi hızlı olursa bir ihtimal onu öne tutuyoruz. Goretzka stoper olacak. Adamın kralı Goretzka 55 haftada stoper oluyor. Onun dışında baktığımız zaman Arnold merkez orta saha olacak. 4 haftada oluyor baba. Laporte defansif orta saha olamayacak. 95 hafta diyor. Başka da bir şey yok yani. Diyecek bir şey yok ona. Theo Hernandez sağ bek olacak, artık hızlı geçiyorum. Phil Foden sağ kanat olacak. Declan Rice stoper olacak. Reece James sol kanat beki olacak. Bunun dışında sol bek olacak işte, bir şey fark etmiyor. Rafael Leao merkez forvet olacak. Merkez forvet yapıyorum Rafael Leao'yu. Sol kanat sol orta saha mevkisi vardı. Alphonso Davies'i ofansif orta saha yapıyorum. Ne oluyor? Göstereyim. Ya, zaten cam mı? Ha? Zaten bunun bilekleri de iyi. Cam oynuyor. Ne? Bilekleri de iyi bunun, olabilir bu. Evet, onu öyle yapıyorum. Llorente ofansif orta saha, onu da ofansif orta saha çalıştırıyorum. Gakpo'yu santrfor çalıştırıyordum. Alternatiflerimi arttırmak istedim ofansif orta sahada. Çünkü Leao'yu da zaten merkez forvet yapıyorum. Merkez forvet olursa Uğur abinin yaptığı gibi De Bruyne'yi
Buradan belki santrfora çevirme ihtimalim olabilir. Ona da bakacağım. Onun dışında başka da bir şey. Gakpo'yu direkt santrfor yapmaya çalışıyorum. Az bir haftası ne kadar vardı? 34 hafta. Ve işte geri kalan oyuncuları da şöyle göstermiş olalım. Saka, Kukureya ve Uğurcan Çakır zaten hepimizde var. Şimdi kadrom şöyle. Aslında çok saçma. Bu arada Harry Kane'in ofansif orta saha olması lazım. Yani sen ofansif orta sahada 87 saçma, oynuyorsun. Saçma kanka. Ben zaten Harry Kane'i almanın bir mantığı yoktu normalde. Sen tamamen burada şovuna rakip zayıflatma kafasıyla aldın. Artistik yaptın. 89 yani ratinglik bir... Her mevki olur oğlum o zaman, mantıklı mı? Sen devşirilebilir adamları alman lazım. Ama devşirilebilmesi lazım. Pası da yüksek, şeyi de yüksek. Sofra'da da öyle gözüküyordu. Bunun 150 hafta olması çok saçma. Harry Kane gayet ofansif orta saha olabilecek bir oyuncu diye düşünüyordum. Yanlış oldu demek ki. Solda Salah, sağda Foden. İşte Van Dijk burada eksi 4 alıyor. Van Dijk olmazsa Kukureya'mız falan var orada oynayabilecek. Alternatiflerimizi oluşturduk yani. Kadromuz bu şekilde. Sezon sonuna doğru devam edelim. Devşirmelerimizi tamamlayalım ve karşınızda olalım. Evet, ilk sezonda puanlama yok arkadaşlar. Beyler, hanımlar, kadromu yaptım. Hemen size göstereyim. Milinkovic Savic santrfor. Çok da memnunum, güzel oldu. Direkt orta sahadan santrfor attım. Gayet de daha ilk sezonun yarısında santrfora dönüştü. Neymar'ı cam yaptım. Bence zaten cam oynamalı gerçekte de. Onu ilerleyen yaşlarda oynayacağını düşünüyorum. Tekrar merkeze döneceğini düşünüyorum. Her türlü numara var zaten. Beceri zayıf ayak 5. Sonu ters kanada attım. De Bruyne'yi solo orta sahaya çektim. Gayet de başarılı gözüküyor. Cancelo'yu MO yaptım 89. Marquinhos'u CDM yaptım. Kariyerin ilk başlarında vardı bu ama sonradan oyunlardan çekilmişti. Casemiro, Merino stoperlerim olacak. Sağ bekte stoperden devşirme Militao var. Sol bekte Martinez var. Kalede de Oblak var. Burada Palhinha'yı stopere çektim ve arttı gördüğünüz gibi. Canales normalde 84, potansiyeli 84'tü. MO'ya çekince 85 oldu. Mane'yi sağ kanada çevirdim. Verratti'yi defansif orta sahaya çevirdim. Yedek olacak. Ofansif orta sahanın camın yedeği, Neymar'ın yedeği Gabriel Jesus. Ve Felix'i de sol kanat yaptım. Yedek olsun diye De Bruyne'nin yedeği olacak. Burada tek sıkıntım normalde benim amacım Mane'yi santrfor yapmaktı. Santrfor yapamadım. 200 hafta falan gösteriyordu. Sağ kanada attım. Orada da biraz sonla çakışıyor gibi. Ümit ediyorum sonu falan kesmez. Yedekte takılsa benim için daha iyi. Burada işimi görmeyen bazı oyuncular var. Bir tanesi Fabinho. Olmadı abi. Stoper olmadı. Hiç anlayamadım bir şekilde. Onun dışında da frem yok. Oha. Gördüğünüz üzere şeyi de tamamlıyorum. 4, 7, 18 adamım var. Bu niye lan? Bir tane daha adam olması lazım. Neyse bir adam kayıp. Neyse ona bakacağız ama 18 tane adamım var. Kurtarıyoruz yani. Fabinho'yu serbest bırakacağım. Takıma etkilemesin diye şu Udogi'yi de bırakırım. Gerisi de yalan dolan yedeklerde takılacaklar şeyi tamamlamak için. Çünkü serbest bırakma hakkımız 2 sadece. Evet, benim durumlar böyle. Bir de arkadaşlarımın durumuna bakalım. Ben çok göstermek istiyorum. Göster canım. Gösteriyorum abi. Dur. Kaldır göster Arda. Kaldırıp göstereyim mi? Evet. Kaldır göster. Benim kadrom bu şekilde. Şimdi Kane yetişmeyecekti aslında. Ama sonlara doğru yetişti. Yani bir haftası kalmıştı ve oldu. Çünkü hani Ağustos döneminin sonuna kadar uzattık o süreyi. Öyle konuşmuştuk. Transfer döneminin sonuna kadar diye. Kane de o şekilde yetişebildi. Bu yüzden formasyonumu tamamıyla değiştirdim. İki tane ofansif orta saha ile oynuyorum. Harry Kane, Llorente ofansif orta saha. Leao, santrfor. Sol kanat Salah. Foden sağ kanat. Alexander Arnold burada merkezde oynayacak. Sol bekte Reece James. Sağ bekte Theo Hernandez. Ve orta stoper ikilisi Declan Rice ile Goretzka. Burada benim planlarım nerede bozuldu onu söyleyeyim. Matip olmadı. Laporte, yani Matip ile Laporte'u defansif orta saha olarak düşünüyordum. Alexander Arnold'un yanına bir defansif orta saha atacaktım. Bunlardan önce asıl Van Dijk'ı düşünüyordum. Onu daha önceden serbest bıraktım. Hala 200 hafta diyordu yeni sezona geçtiğimizde. Güzel bir sövdüm Van Dijk'a ve serbest bıraktım. Tabii ki 18 oyuncuyu dolduramadığımız için de altyapıdan şöyle 55'lik 49'luk falan çocukları buraya getirdim. İlk 18'i dolduramadık. Şunları da serbest bırakacağım. Sizlerin gözü önünde yapayım istedim bunları.
Hani bu işlemi de böyle göstereyim istedim. Arkadaşlar kurallar gereği yani öyle bir demiştik ya. Hani ilk maça kadar olmayanları mevkideşmeye serbest bırakacağız. Kurallar gereği arkadaşlar. Hani Uğur'da da mesela Fabinho o şekilde olacak. Aynen. İlk maç değil de onu şeye gereği. Uzattık kurallar gereği. Bende bunlar o maça şeye kadar da olmadı. Transfer döneminin sonuna kadar da olmadı yani. Bu yüzden ya rezaletsin be. Nasıl olmazsın? Başını öne eğiyor bir de. Lan oğlum ne yaptık? Git. Arkadaşlar özür diliyoruz ve şimdi şöyle oyuncuyu serbest bırak dedik. Matip sana da görüşürüz. Benim bütün kadrom böyle oldu. Başarılı olabileceğini düşünüyorum bu takımın. 4-5-1 dizilişi zor bir diziliş. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Yorumunuzu alayım abi. Ya ben diziliş yani şimdi şöyle ben bu dizilişle FIFA'da direkt en sevdiğim diziliş. Ben bununla oynuyorum. Arden biliyor zaten. Dünya Kupası Ligi'nde de başarılarım hep bu dizilişle. Aa evet ettim. Bu dizilişte doğru. Hatırlarsın. Rice'ın orada oynaması normal. Declan Rice'ın. Goretzka'nın yetişmesi de iyi olmuş senin için. Gerisi beklerdeki tercihlerini mantıklı buluyorum ama o dizilişi de biraz ofansif bulduğumu söylemem lazım. Evet maalesef. Yani Trent güzel bir hamle orada. Ama Santifor'un da biraz zayıf. Yani ne olursa olsun 85'lik oyuncu. Bakalım gelişecek mi yani gelişimini Santifor da sürdürebilirse, Oral'ı yukarı atabilirse makul olabilir ama onun dışında biraz ofansif bir diziliş olmak zorunda kalmış. O biraz şüphe uyandırıcı ama onun dışında güzel yani yapılabilecek. Sonuçta zor birebir bu. Evet. Çünkü üçümüz de oyuncu seçiyoruz. Dönüştürülebilir oyuncu sayısı sandığımız kadar fazla değil. Ya kanatlar kolay da ortada dönüşümle bir şeyler yapabilmek zor. Güzel işler çıkarmış Arden. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum abi. Bir de o zaman Onur abiye bakalım. Onur abi ne yapmış? Ben onu da çok merak ediyorum. Şöyle bir açtım. Arkadaşlar bu da benim kadrom. Şimdi Jota santrafor oldu. Mbappe cam. Vinicius sağ açık. Nkunku sol açık. Bastoni ön libero. Hakimi MO. Robertson normalde sol bekti sağ bek oldu. Kimi ön libero sol bek oldu. Tonali stoper oldu. Zakaria stoper oldu. Başka stoperim var mı? Diaz var. Onu göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar burada De Jong, Brozovic, Haaland, Bruno Fernandes, Diaz. Orada Rodri de CM olmuş. Onu da göstereyim. Hani bu CM, CDM'ydi CM olmuş. Bunların hiçbir tanesi olmadığı için benden hepsi gidecek. Yani burada Bruno Fernandes gidecek, De Jong gidecek, Brozovic gidecek, Haaland gidecek. Hepsi benden gidecek arkadaşlar. Hiçbiri olmadı. Göstereyim şimdi size. Bunun gelişim planından göstereyim. Kadro merkezi. Gelişim planı. Bakın şöyle göstereyim. Bunun daha 16 haftası var. Yetişmedi bu. 16 hafta. Ondan sonra başka kim vardı arkadaşlar? Brozovic vardı. Tchouameni olmuş. 49. Tchouameni değiştirelim. Allah'tan gördün onu sen. Bu oldu sol orta saha oldu Bernardo Silva. De Jong defansif orta saha yaptık onu. Bak MO'dan defansif orta saha olacak. Geçen seneden bu döneme hala olamadı. Yani şuradan şuraya geçemedi. 19 haftası var. Bu da gidecek. Ondan sonra Rodri olmuştu. Ferhat'ta zar zor yetişti bende de. Yani inanılmaz ya. Bu da gidecek arkadaşlar. 30 hafta diyor. Yani bir sağ kanat olamadı. Bu da gidecek. Zaten Haaland zaten hiçbir türlü olmayacaktı. Onu da biliyorsunuz bilerek sol bek çalıştırıyordum. Hiç olmadı gücü düşsün diye. Ama o da olmadı. Gelişmiş. Bu... Gücü düşsün derken gelişmiş 90 olmuş. Bir de gelişti. Daha çok defansif oynamaya alıştı. Ne yazık ki benim çok adamım gitti. Burada yapacak bir şeyim yok. Ben de o yüzden şimdi bu adamlarımı serbest bırakacağım elimden geldiğince. Kadroda kiralıklardan dönenler var. Onları da bir şekilde halledeceğim. Kadroyu tamamen sıfırlayacağım ve geleceğim. Arkadaşlar kadromu gördünüz az önce. Onun dışında Fabinho ve Mane'yi yolladım. Mane'nin mevkisinde bir problem olduğu için ve ilk hedeflediğimiz mevki olmadığı için tekrar konuştuk aramızda. Santifor deyip başka mevki yapmayalım diye. Fabinho da olmadığı için ben onları yolladım, sattım. Yerine de kimseyi almadım. Kadrom aynı şekilde o yüzden. Şimdi simülasyonumuza başlayacağız. Eylül'den Ocağa kadar gidiyorum birlikte. Haydi bakalım. Haydi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Southampton. Oha. 6-0. 2-0. Bu ne ya? 3-1. Ya Onur abi bir şey yap. 1-0. Onur abi bir şey yap Onur abi. Onur abi. Hiçbir şey yapamazsın. Oh. Hiçbir şey yapamazsın. Hiç. Dur şöyle. Hiçbir şey yapamazsın. Şöyle ver, şöyle. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Kazan hiçbir bunu. Hiçbir şey yapamazsın. Bitti bu iş. Kazan abi bunu. Abi böyle bir şey yok ya. Kupa, neyse kupadan inenmeyelim. Hiçbir şey yapamazsın. Ilerler. Kupaları her zaman gider. Her zaman gider kupada. Onur abi bak ben triğini çözdüm işin. Hiçbir şey yapamazsın deyip 5 saniye susarsan yeniliyor. Bekle geliyor. Bekle. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. 2-1. 1-0. Ya böyle bir şey yok ya. 3-2. 4-1. Oha be.
2-0. Abi yok tamam, önüme gerek kalmadı. 3-3 bu kim lan? Malmö'ye berabere kaldı. Gerek kalmadı, 2-1. Uzak ara. Ulan böyle deme. 2-1. Uzak ara, uzak ara. 5-0. 3-1. Aaa süper. 0-0 clean sheet'tir. 2-1. 2-1. Ya güzel, gerçekten. Güzel güzel güzel. 10 numara, 10 numara şeyim oldu. 10 numara 5 yıldız bir simülasyon. Hadi çıkalım bakalım. Şaka ya. Önce bir kadroma bakalım. Önce bir kadrom bakalım. Debre 90'a düşmüş kral. 89 olmuş ya Savic. 89 olmuş lan, uçuyor. Santrfor kardeşim. Bu adam Santrfor ya. Adam aslında Santrfor'da olmuş. Yanlışlıkla orta sahne atmışlar. Adam kendini bulmuş. 89'luk Santrfor'um var. 91'lik camım var. 90 CDM var. 91 olmuş bak. 88 bu adamın şeyi. 91 olmuş. Cancelo CM'de 91 olmuş. Son 90, 88, 86, 91. Uçuyoruz ya. Akıyoruz ya. Ortamlara akıyoruz ya. Uzak muazzam. Uzak ara şampiyon abi. Uzak ara şampiyon şampiyonu. Başarısız devşirme yok şu ana kadar. Olur abi, o kadar da iyi de. Yani o kadar da moralini bozma abi. Belki biz de iyi olacağız ya. Bir şey yok oğlum, adam uzak ara şampiyon diyorum. Ne yapıyorum? Bir yerlere mi buluyorum? Ne yapıyorum? Bakalım. Uzak ara şampiyonu da. Çeyrek yarı finaldeyiz. Emirates'e bakmaya gerek yok. Ligde 12 puan yapmışım Liverpool'a. 13 puan City'ye yapmışım. Bu da güzel. Tebrikler. Şampiyonlar Ligi'ne emin değilim. Atletico çıkmış. Grupta da 14 puan lider çıkmış. Bir iki beraberlik görmüştük. Namalüf. Bildiğiniz gibi. Böyleyiz beyler. Durumlar böyle. Takımından İyi. Memnunum. Teşekkürler. İyi günler. İyi. Atletico eğlenir zaten o. Devam Ardancığım. Atletico'ya ben de eğleneceğini düşünüyorum. Ve şimdi benim takımdayız. Yani biliyorsunuz evet. Ki benim en büyük özelliğim iyi gidip sonra üst üste yenilmektir. Bu simülasyonda da böyle olacağını düşünüyorum. Evet bakalım. Arda'dan da şimdi 15 atar herkese, izleyelim. 5-0. İlk maç 5-0 bak izle. Güzel. Yenildi. Atletico bitirdi. Güzel. Geç geç. Aynen. Geç onu da. Aynen. Geç onu da. Aynen yenildi. Yenildi şey yapıyor. Aferin abi, çocuklar. Kupalarda siz nasıl? Abi ben niye kupa demen elliyorum? İlk maçta niye gidiyorum ben? Ya bu ne? Oho. Geç onu da geç. Aha Arda'nın küçük takımları şeyi vardı aslında. Porto'yu. Bu nedir ya? Porto olduğu için. Elendi kupada, Everton eledi. Tuh! Penaltılarla çıktı. Var. Ulan ligde puan kaybetmiyor herif. Şu an var ya, uzak ara yaptı Arda'nın. Clean sheet. Aynen Arda'nın benden daha iyi şu an. Clean sheet'e bak. Kaç clean sheet'in var acaba? Yenildi ama Newcastle bitirdi bu işi. Lan zor takvime girdik ya. Haydi beyler. Oo bitti bu iş. Ya bu ne ya? 3 puan cepte yine. Bu ne? Aaa yapma be! Yapma ya! Yenil buna da yenil. Yenil buna da yenil. 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 Abi Watford'a da yenileceksin. Watford'a da yenileceksin. Kazanın artık. Daha yenilme şansınız yok. Daha yenilmeyeceksiniz. İlerler ilerler. Kupada ilerler ya. Yenilgi yenilgi. Beraberlik yenilgi. Beraberlik. Ya yenilgi. Oğlum. Ya yeter be. Yenilgi oldu. Bu nasıl bir oyun? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sakiniz. Yani çok sinirliyiz. Nasıl yenilirsiniz? Lakayit herifler. Şımarık herifler. Şerefsizler. Hocaları Ardeniyo'dur belki. Şımarık abi bu ya. Hocaları evet ya, gerçekten öyledir ya. Premier Lig. Ya. Ya ulan var ya, 9 puanla lider olacaktık o maçları alsanız. Püh size be. Bournemouth'a nasıl yenilirsiniz be? Bournemouth. United'a yenilmenize kızmadım. Bournemouth'a nasıl yeniliyorsunuz? City, Liverpool'la City bayağı iyi sendi yalnız. İkisini de yendim abi. Zor girmiş. Liverpool... Yeni iPhone'larda, ekranlarda sadece eskilere giremiyor. Evet ya. West Ham bu arada... Böyle bir şey vardı ya bir ara. Güzel, böyle bir şey vardı ya, hatırlıyor musunuz? İlk iPhone uzadığında böyle bir muhabbet vardı. Daha fazla gösteriyordu. Evet Erdem'cim. Dur bunu almışız ama bu sayılmıyordu zaten. Şöyle bakalım. Karabağ Kupası'na evet, bunları geçiyoruz. Canım baktık ya buralara hani. Baksana. Evet. Şampiyonlar Ligi. Ya tabii ki. Namalüp çıkıyoruz biz de. Roma'ya karşı oynayacağız. Benim durumum Uğur abiye göre ligde daha kötü. Bakalım ne olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir rakip gelmiş. Birinci çıktığımda. Onunki de mesela onunki zor gelmiş. Birinci çıkmış ama yine zor gelmiş. Sen ekranı bana ver. Bir takım. Arkadaşlar benim olayımı zaten biliyorsunuz. Nedir? Ağlamak. İlk seviye mücadelesinde elenmek. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkıp en zor kuraya çekip elenmek. Bakın şimdi olaylarımın aynılarını birebir izliyorsunuz. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ne diyor? Sakat oyuncular var. Aha çok güzel, sakat oyuncular da var. Allah bir kim sakat, bir dakika merak ettim. Şey abi, milli takıma gittikleri için devam et. Bu ne ya? Herkes milli takıma gitmiş, nasıl oynayacağım ben? Evet. Onur abi Twitter'da çok ağlıyorsun diye paylaşımlar gördüm, ne düşünüyorsun? Sağ olsun. Çünkü
Çok ağlıyor. Yanları sağ olsun. Al. Kupa. Aa, kupada maç kazandım. Şu an benim için ilginç bir şey. Nasıl kazanırım ya diye şey yapsana. Yenilgi. 3 attı lan. Yenilgi. Çok kötü gidiyorum ya. Ya oha abi, bunu da yapmazsın şu ya. Şey bak, şu üçlüde puan kayıpları geliyor bak. Üçlü üçlü seri. Dörtlü beşli seri. Beraberlik. Güzel. Kazandı. Beraberlik. Güzel. Hadi İsa kupa. Elendi. Oo, bana bak. Elen yenildi. Oğlum iyi. Oha, ben bir yanlış olmadı. Ne oluyor olmadım lan? Ya boş yapıyorsun ya. Yok öyle oluyor, yok böyle oluyor. Kupada şöyle oluyor. Bir yanlışlık olmasa Uğur bile şaşırdı. Ne oluyor lan falan diyor. Yani Onur gidemezdi bu kadar diye. O bile şaşırdı. Bayan var orada. Bayan Çakar. Ben şuna şaşırdım. Beraberlik. Yenilgi. O kadar oyuncu silindi. Senin oo, nasıl bu kadar? Ben yendim. Yenilgi. Aa! Abi hepsini yeniyor ya. Bir şey diyeceğim Uğur abi. Bizden daha iyi Arden orada. Bir şey diyeceğim. O kadar oyuncusu gitti. Nasıl böyle yorulmadan oynuyor 11 oyuncu, 12 oyuncu? Oynar. Oğlum daha mı iyi acaba lan? 14 oyuncu, 15 oyuncu oynuyor. Başlayacak yenilmeye. Başlayacak. Şimdi başlıyor. Güzel. Ulan Arden benden daha iyi gitti ha. Of. Bak çok net bizden daha bir tane mağlubiyeti var. Yalan dolan bir mağlubiyet. Evet. O da ayıp olmasın diye. Görmüş olduğunuz gibi hayatımda ilk defa bu kadar başarılıyım. Demek ki böyle iğrenç kadro kurmam lazımmış. Kadroma şöyle bakıyorum. Kadroma bak abi. Ateş ediyor. Ateş. Koçlarım benim. Neyse. Şimdi ne yapacaktık biz? Puan durumuna bakacaktık. Puan durumu. Şoktayım ya. Karabağ Kup'ta ben de City ile eşleşmişim. Allah kahretsin ya. Neyse önemli değil. Elersin. Bakın şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Burayı iyi izleyin. Bak. İyi izleyin. Kim rakibim? Brighton. Brighton beni eleyemezse ben bir şey bilmiyorum. Bak izle. Premier League. Aa artık ya. Premier Lig'de bir mağlubiyetle lider ve dediğine bak. 52 puan almış hala. Karabağ yok, Karabağ yok. TSD kupasında zor eşleşme. Ne diyorsun? TSD Ankara şubesinde Gençler Birliği geldi. Sanki babaşka takip gelebilirmiş gibi. Bunu ne diyorsun? Kendi evinde çıkmış. Utanmaz arlanmaz. Kendinden zayıf takım kendi evine çıkmış. Ona da mı ağlıyorsun? Ay bak şuna ne diyorsun şuna şimdi? Ne diyorsun? 52 puan almışsın ona mı diyeyim? Hayır, şampiyonluğa giden lider çıkıp ilk turda elenmeme ne diyorsun? Bak izle. Barcelona'yı ben az önce ne dedim? Onur ben abi. Ben gruplardan lider çıkarım. En güçlü takımlardan birini çekerim. Ona da elenirim demedin mi? Sen tam olarak ne yapıyorsun biliyor musun? Süper Lig'de teknik direktörler vardır ya. Ya onlar 5 gün dinlendi. Ben 4 gün dinlendim falan diyenler gibisin şu an. Bir dakika boş yapma. Eğer ben bugün Barcelona'ya elenirsem... Sen Okan Hocam'a lan mı soktun lan Arden? Okan Hocam'a lan mı soktun? Üşenmeyeceğim. Oturacağım. Son rebitlerdeki... En son 10 rebitte ekstra çekeceğim. Buradan lider çık. Git ilk turda elen. Bak izle şimdi. Barcelona'da nasıl eleniyorum? İzle. Devam edeyim mi? Evet. Barcelona'ya git görelim. Görelim. Evet. Barcelona'ya nasıl elenirim.com. İzleyin. Ya of olur abi ya. 1-0. Kupada da eledi. Siz niye eledi? Arden boş konuşma ya. Abi herkesi yeniyorsun. Herkesi yeniyorsun ya. Ya ben şu an herkesi yenmeyi mi konuşuyorum? Ben şu an onu mu konuşuyorum? Ben diyorum ki ben son 6 rebittir falan sürekli şampiyon gidiyor. Gruptan çıkıyorum ilk rakibe eleniyorum diyorum. Brighton'ı göreceksiniz ya. Brighton. Açtım. Bak. Al işte ya. Brighton'a girdim bak. Brighton'a girdim bak. Elecek miydi ya? Elecek miydi ya? Allah kafayı yiyeceğim. Beraber kalıyorum Chelsea'yle ya. Ya ne olur şu rebuild'e Onur abi. Hiç yenilmeden kazansın ya. Arden kazansın. Ben sonuncu olayım. Onur kazanmasın yeter ki. Arkadaşlar. Evet şimdi iyi izleyin. Benim için benim şu anda bitti. İlk turdan Barcelona'ya nasıl eğleniriz? İnşallah eğler de hep ağlarsın. Sabahri boşuna ağlamış olmazsın. Bak şimdi bak izle. Sabah kadar ağla. İzle şimdi izle. Evet merkez. Maça giriyoruz. Rakibin şöyle bir kadrosu. Lewandowski, Torres, Rafinha, Logaysu'yu almışlar benden bedava. Odegaard, Kessi, Kunde, Kriste, Bellerin de... Ben bunlara var ya 3 atarım inşallah. İnşallah Lo Celso hat-trick yapar. İnşallah hadi. Ağlamayı unuttun. Ağla. Hadi buna da ağla. Bi. Gayet ortada bir maç. Gayet ortada bir maç. Şimdi kendi evimizde... Nasıl gidiyor bak, nasıl mutlu? Matlık seviyesi keçe ya. Suratı keçe ya. Nerede? Bak şimdi bak. Hadi oğlum. Kupada da finale çıkmış arada. Yandan götürüyor bugün ya. Güzel. Penaltılarla falan alıyor kupayı. Aaa! Kupada gittim gördün mü? Allah'ım inanamıyorum. Şimdi Barcelona'ya da eğlensin de. İnşallah 4 atarlar evinde. İnşallah Lo Celso hat-trick yapar. Hadi Lo Celso. Yes be. Koçum benim. Oğlum. Artık ilk turda geleyim. Demek ki kötü kadro kuruyormuşsun. Neden biliyor musun? Söyleyeyim mi? Hafta sonu o kadar güzel bir hafta sonu geçirdim ki sevgilimin uğruyla devam ediyorum. Ne oldu? Geçen öbür hafta sonu kötü mü geçmişti? Öbür hafta kavga etmiştik o yüzden.
Sen ne oldu? 6 haftadır kötü mü geçiyordu? 6 haftadır çıkamıyorum 6 haftadır. Paranını hesabını ver. 1,5 aydır kötü mü geçiyor hayatı? Şu an bir dakika, ilişkimi açıklamak istemiyorum. Lütfen bu özel hayata girmeyin. Ya ne açıyorsun? Her hafta burada güncelleme veriyorsun. Yok geçen hafta şöyle, bu hafta böyleydi. Menajer puanı mı lan bu? Aç bir geri gel. Geri gel. Nereye? Geri mi geleyim? İlerledi, ilerledi. Tamam. Merkeze gel, merkeze. Geliyorum. Merkeze gel. İnanılmaz ya. Bir daha ilerle de merkeze gel. Evet. Ulan şu sol üstteki senin ilişki puanın mı? Her hafta güncelleme geliyor. Burada vallahi... bir de diyorsun ki açıklamak istemiyorum. Orada var koy bari de bilelim. Vallahi. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler. Ekranı bana ver Arda. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şanslıyım bugün, teşekkürler. Vallahi bir şey bulamadı. İnanılmaz ya. Alacak bir şey bulamadı. Ezberi, aynen. Ezberi. Bakın şimdi. Evet. Ama ben de ağlama. Beylenince de şey. Sindirim bozulduğu bazı böyle inanılmaz kör göze parmak rebirtler oluyor bazen. Olmuyor değil. Şanslı olduğum rebirtler de oluyor. Haydi. Hadi. Hadi. Ya böyle oğlum artık şurada bir yenilin de. 3-0. Yok Uğur Allah. Abinin takımının da huyu bu, yenilmiyorlar şu an. Yok yenilmez abi, yenilmez. Ama konuşur. Bak. Sen de öylesin. Uğur abi konuşmuyor oğlum, şu an sen öylesin. İlk defa bugün yenilmedim ya ben. Ya bırak abi ya, tamam da. 3-0 gidiyoruz valla. İnanılmaz ya. Ki bana konuşuyorlar, inanılmaz ya. Uğur abinin gerçekten... Benim yapım biz zaten. Benim winner... santuvarım 89, hiçbirinizde yok. Ben winner bir karakter olduğunu düşünüyorum Uğur abinin. Yapacak bir şey yok yani. Ne diyor bu ya? Yok winner ya, winner. Adam winner. Kim o ya? Cuma ile Abraham mı? Çalanoğlu, Koke, Molina. Bu ne ya? 5-0. Kadroya bak. Kaleci kim? Böyle Atletico'ya lanet olsun. Kaleci kim? Kalecileri kim? Biz Obla... Abi. Biz Obla aldık lan Atletico'dan. Ya. Güzel, De Bruyne, De Bruyne. Abi böyle bal yok ya. Bir tane kaleci almışız. O geliyordu Uğur'a, Kura'dan. Nasıl iştahla söylüyorsun Onur abi? Obla bizi aldık ya. Hepimiz İnanılmaz aldık ya. Bu arada Onur abi ben sana bir şey diyeyim mi? Roma bana öyle bir çakacak ki bak görürsün. İki tane kupayı da kaybedeceğiz. Neyse bunu aldık. Bununla kaybettik. Güzel, bir tanesine git bari, iyi oldu. Evet, 2-1 Roma maçına çıkıyor Uğur. Bak morali bozuldu şeyin. Yönetim trip attı bize. Hadi koçum Atletico. 1-0'la uzatmaya götürürsün. 3-1. 3-1. Abi böyle bal yok ya. Son Sergei. Bu Atletico mal ya. Mal. Helal olsun. Evet. Takımı da iyi zaten. Real Madrid çıkmış buradan. Diğerleri belli değil. O zaman ben yapıyorum. Evet, tebrikler sen diyorum. Sen devam et aynen. Evet, yani ben de şimdi şöyle simüle edeyim sizlerle. Beraber kupada Liverpool maçı var. Oğlum niye şunu tek tek? Evet. Ya. Ne oldu Erden? Ne var? Herkese iniyorsun. 3 maç üst üste yenildim abi, sen daha ne konuşuyorsun ya? Sen her şeyi kazandın. Oğlum ben bir şey konuşmuyorum, sen bana konuşurdun al. Sen de aynısın. Ben ama ağlamıyorum yeniliyorum diye. Allah Allah ya, hepsini kazandı ya. Bak ya. Ligde bir tane güzel. Hadi. Ben ligde 4 yenilgi oldu benim. Liverpool yenmesi lazım, moralsiz çıkman lazım. Liverpool yenmesi lazım aynen, Roma umurumda değil de Liverpool'un yenmesi lazım. Hadi. Liverpool berabere. Abi böyle bir şey olamaz. Oynamaya gerek yok ya, tamam kazandırdın. Hiç öyle bir durum yok. 4 mağlubiyetim var Premier Lig'de. Sen kendin her maçı aldın, burada şey yapıyorsun abi. Teşekkürler, iyi günler. Geldim, iyi günler. Bana şu anda ters psikoloji, bana psikolojik bir oyun oynuyorsun sen. Anladığın çok iyi oldu dostum. Evet. Şimdi takımımız böyle Leao gelişemedi çok. Bakalım. Adamın orta sahası bomboş. İnsan yok orta sahada. Ona rağmen adamlar yenemiyor. Arnold insan değil mi? Ya bir tane var işte. Llorente insan değil mi? O da o pasporta saha. Kane'e bak, bu yaşta gelişmiş. Bu yaşta 91 olmuş Kane. Evet, Roma biliyorsunuz benim en büyük özelliğim böyle takımlara yenilmem. Ya ne diyorsun oğlum? Roma nasıl bir takım? Ne demek istiyorsun? Orta sıra takımlara yeniliyorum ben. Hadi koçum, orta sahaları da kalabalık. Sana bir yaslasınlar. Al bunu Roma! Ne oldu? Orta sahaları yeniliyordun, ağlamaların. Ne oldu? Yeniliyordum. Ne oluyor? Ağlıyorsun sürekli. Güzel. Güzel. Ne oldu? Hani güzel. Özelliklerin buydu senin. Hani ne oldu? En büyük özelliğim buydu. He. Demek ki artık o özelliğim değişmiş. Bak kupada da yenildim. Ooo kupada yeniliyorum. Aha. Ligde beraberlik. Yok lig gitti bizim. Bizim lig gitti. Ya hiçbir yere gitmedi de. Ya bizim lig gitti, siz iki mağlubiyetiniz yok ya ligde. Evet. Ardancığım bak sana skor veriyorum. Çok net. 3-1 alırsın. Uf. 5-1. Oha mahvettim. Roma'ya dedim ki. Abi sen devam et çünkü biz hepimiz aynı turdayız. Senin tamam. Devam edelim. Roma'ya dedim ki çekil lan dedim, bir tane tokadı bastım. Dedi ki o tamam ne yapıyorsun ya dedi. Hadi bir Real Madrid gelsin inşallah. Bundan sonra fark etmez. Kim gelirse alayı gelsin.
Şöyle bir gidelim. Vay be, Barcelona geldi. Oo, Paris. Yine iyisin ha, yine iyisin valla. Ya ligde de City'ye yenildik be. Ligde var ya, bittik ha. Şaka maka. Ligde City'ye yenildik. Bence bizim için lig bitti arkadaşlar. Paris geldi de. Ya lidersin ligde ya, boş yapma ya. Ya lider değilimdir. Bakmadım ben de. Evet, devam ediyorum. Paris Saint Germain ilk maçı. Bakayım bir Mbappé. Icardi var. Hakimi Mukiele'ma. Yani. Icardi. 2-1 kazanırsın. 2-1 ilk maç alırsın. 2-1. 1-0. Tehlikeli. Sıkıntı. Ama biz deplasmanda daha iyi oynuyoruz diye bir ortalıkta böyle bir düşünce var. Uğur abiyle benim düşüncem bu. Ortalık dediğin şu an benim düşüncem lan. Ben söyledim sana. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden. Bize ortak yapmış kendini. O yüzden benim de düşünüyorum. Güzel. Ligde en azından ligde sıkıntı. Ya ligde, ya ligde şimdi küfür edeceğim olmayacak arkadaşlar. Niye böyle olduk ya? Nedenciğim, güle güle canım. Elendin. 2-1'e uzatmaya gider maç. 2-1'e uzatmaya gider. Mbappe değil. Neymar değil ya. Neymar. Muazzam. Mazamül. Mazamül. Şakşuka. Formayla şaka olunmaz lan. Paris Saint Germain'le oynuyorsun. Ayık olacaksın. Sus geceler. Ardene çaka çaka çaka. Ardene çaka 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 çaka. Onsuz. Ardene çaka 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 çaka. Evet. Merhaba. Ben Leverkusen'le eşleştim. Oha. Böyle büyük takımla eşleşmek uğur. 4-0 ev 4-0. Güzel. Güzel. Güle güle Uğur'cum. Hadi bir tane daha, bir tane daha be. Ulan ya. 4-0 ne oğlum? Hadi Uğur'cum, Leverkusen'e bir kaybet be. Kim var kadrosunda bakayım? Schick, Madison, Diaby, Goretzka'yı almışlar. Holsek. Abi kim ya? Fena ulan takım değil. Sistemler başlatıldı. Uğur 3 defansı bırakmışlar. İlerideki herkes favori oynuyor. Kim pembe almış lan City'den, şey Paris'ten ne alaka? Matip, Gomez. Bu Gomez de Liverpool. Liverpool'dan 2 stoper almış. Bir tane Paris Saint Germain'den almış. Goretzka'yı Bayern Münih'ten almış. Parayı Liverpool, Villarreal'den almış. Nasıl bir transfer stratejisi? Hadi içinden geçsinler be. 1-1. İçeride 1-1. Çok güzel. Elenir mi? 5 fırsat, 3 fırsat, 1-1. Çok alakasız oldu. Acaba elenir mi? Ne alaka? Bari 2-1 olaydı ya. Hadi inşallah elensin. Ben de Şampiyonlar Ligi'ne devam edeyim. Ne olur. Ne olur. Hadi. Hadi ne olur elensin. Yok Allah'tan. Korkuyor şu an. Bak bak korkuyor. Korkuyor. 103 son. 103 son. Bitti bu işte. Ben penaltı kaçırmış. Penaltı kaçırmış. 1-0, 2-0 yapacakken penaltı kaçırmış. Oradan benim çocuklarım demiş ki, ulan sizin mentaliniz zayıf. Siz penaltı kaçırıyorsunuz. Biz saplarız demiş. Saplarız geçeriz. Saplayan sizi demiş. Merino. Böyle bal görmedim. Dünen son bitti gitti. Ben böyle bir... Ne balı lan? 11 tane şut atmışız. Adam 3 şutta bize... Geçer Arden. Ekran bana. Paris Real Madrid'e 5 çekmiş bu arada. Kolay da takım yok. Liverpool City galibi gelecek. Barcelona Napoli. Eşleşmeye bakacağız. Şimdi Onur'a bakalım. Evet arkadaşlar. Yine yenilmelerim başlayacak şu anda. Görüyorsunuz. Evet. Yenilelim. Ve beraberlik. Bak şimdi mağlubiyet izle. Ya biliyorum abi ben olayı çok iyi biliyorum bak. Evet. Şöyle bir duralım çünkü şampiyon günü maçımız belli oldu. Arsenal mi geldi şampiyon günde? Evet. Şanslısın. Adamlar da yorulacak. Yorulmalı maç olacak. Hadi yendin zaten. Kazanalım. Ligde de yendin. Hadi kazanalım be. Çok iyi be. Evet Arsenal maçı. Ben bir de City'den 4 yedim. Ligde sıkıntı yaşayabilirim mi? Şöyle bakalım. Arsenal şu anda yeni update geldi arkadaşlar. Buglı takım. Onu söyleyeyim. Martin alakası yok. Nerede? Zihnin mi? Ağlama update'i geldi adama. Buglı takım. Nereden biliyorsun? Atayım inansınlar ya. İnanamıyorum ya şu an. Takvime bak. Aç takvimi lan. Takvimde yendin az önce. Ne bug'ı ya? Hayır. Buglı takım update olduğunu nereden biliyorsun ya? Update'den sonra? Gelmiyor yalan bağımlısı. Bu adam Onur Online bir yalan bağımlısıdır. Bir dakika. Update geldi mi oyuna gelmedi mi? Arda. Ya update geldi. Buglı takım olduğunu nereden biliyorsun update'den sonra? Çünkü hype'lı takım. Çünkü şu anda Premier Lig'de gerçekten çok iyi gittiği için hype'lı takım. Kaç evet, aydır iyi gidiyor? Niye yendin? Lig'de niye yendin? Ben daha iyiyim çünkü. Nerede bak lan? Nerede bak lan? Bak nerede bak. Bana bug'ı göster. Bak Martinelli gol atmış. Çok iyi be. Ya mal gibi eğlendik Paris'e ya. Pardon. Evet. İkinci maç arkadaşlar. İsa de Watford'u da yenelim. Hadi. Watford. Yes. Yes Watford. Come on. Biz bayağı Onur'la şeye kalacağız galiba ya. Evet. Bak. Umundur geliyor. Bak bakıyorum. Hani iyi oyuncum var mı? Mesela Rodri. Bu maçta hakim biraz dinlensin. Bak dinlendiriyorum. Çünkü niye? Mükemmelim. 86'lık stoperim var lan benim burada. Bu daha iyi. Neyse. Hadi bakayım. Yes be.
Ya inanılmaz. 8 şut 5 fırsattan 2 tane gol atabiliyorum ya. Bu ne biçim oyun? 8 şut 8 fırsat. En o az takım, atmam lazım. Takım bug'lı olduğu içindir ondan. Takım bug'lı takıma 5-1 eledi. Bug'lı takım. Ama 8 şut. Bug'lı abi. Bug'lı takımdan clean sheet aldı. Şuraya bak. Benfica Bayern'le eşleşmiş. Sanki daha iyi bir eşleşme yok gibi. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya olacak var ya şurada. Neye ağladı ben anlamadım bu arada. Birisi yarıyı. Kural tadı geliyor. Şöyle 2 gün ilerliyorum. Aha Paris. Oğlum hadi sen niye oynuyorsun? Hangi tura geldin? O oynasın sonra ya, sen oyna işte. Yarı final. Tamam doğru. Doğru. Evet. Evet iyi sağ. Elersin Paris. Paris'i ya. Elersin. Bakalım kadrosuna. Tarremi mi? Tarremi. Aa Mbappe bende doğru. Bu nasıl bir kadro ya? Tarremi'ye güveniyoruz. Tarremi. Tamam. Bunun yerine bunu koyacağım. Tamamdır. Evet. Şimdi hazırım. Atla ve maç yap. Hadi koçlarım benim. Arayu almışlar ya. Hadi. 2-0 Mbappe. Eski takımına gider salladı. Mbappe. Evet inanılmaz şeyler oluyor. Ben de şu anda puan durumuna bakıyorum. Üçlü Revit ligimizin genel puan durumu hakkında ufak hesaplarım var. Yes beğendim be. Ligde de gidiyor ya. Hiçbir şey de eğlenmiyor ya. Evet arkadaşlar ikinci maç. 2-0 rövanşı. Hadi koçlarım benim be. Alırız be. Elenmeyelim be. Aa! Lan bana da aynısı oldu. İlk maçı kazandım. İkinci maç. Ya. Abi 2-0 rövanşına adam 5 şutun 3'ünü gol atıyor. Ben 4 tanesinin bir tanesini ya. Ya bu... Paris bug'lı abi. Ben sana söyleyeyim. Bug show ya. Bug'lı ya. Yo abi, dalga geçmek için demedim. Beni de böyle eledi bunlar. Yorumu yapıyorum. Onur ağlayarak günlüğünü yazabilir. Devam edelim. Abi haksız mıyım Allah aşkına? Haksızsın oğlum. Sen bugün her şeyde haksızsın. Ben haklı olduğunu düşünüyorum çünkü Paris'e ben de elendim. Arden 5 şutun 3'ünü gol attı. Ben de Paris'im. Ben eleyeceğim şimdi göreceksiniz. Bakalım nasıl elenir Paris. Ya eleyebilirsin de abi inanılmaz yani. Ya Anastasios Bakasetas. İnanılmaz ya. Bakasetas demek. 3 tane gol yemek ne demek ya? 3 gol yemek. Masterclass. Nasıl eğlenir? Güzel eğleneceğim bu arada. Bu kadar konuştuğum için eğleneceğim düşünüyorum. Yani eğlenmese ya. Ya sen eler zaten geçersin ya. 3-1. Uğur balları işte. Uğur balları. Ne balı lan? Pozisyon vermemişim. Bir tane iki pozisyona bir tane atmışlar. Cancelo, Neymar, De Bruyne. Sen 4'te 3 attın. Senden Mbappe 2 tane atınca intikam. 4 fırsatının 3'ünü gol yapmış. 4 fırsattan 0 gol. 0 gol. Ya inanılmaz ya. Ya inanılmaz bir bal ya. Böyle bir dünya tarihinde böyle bal yok ya. Sen ilk maçını kaç kazandın Onur abi? 2-0 kazandım, 3-0 kaybettim. Tamam, yine olabilir. Lan oğlum bir gol at, uzatmaya 3-1 olsun ya. Evet, 1-0 yeniliyoruz. Bak yine yendiler herifler ya. Bak, 3 fırsat, 2 fırsat herifler 1-0 yeniyor beni evimde. Neyse, ama ben finaldeyim. Ya. İnanılmaz bir şans ya. Gerçekten inanılmaz bir şans ya. Evet, finaldeyim. Ben böyle finalde bir şans City. Clean sheetler, clean sheet şov yapmış herif. 2 clean sheet almış. Burada da beni baltalayacak. Belki ligde de geçecek, belli de değil. Abi kafayı yiyeceğim ben. Vallahi Onur çok... abi şu anda senin tek bir şansın var söylüyorum. Ligde son maçlarını yenilecek. Aha bak puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa bu videoyu sen alırsın Onur abi. Yapma be. Ben böyle bir şans görmedim ya. Yemin ederim görmedim. Dünya tarihinde görmedim ben. Ya bu arada anladım. Bence bizim şanssızlığımız. Onun şansı değil. O normal kazandı yani. Bizim şanssızlığımız. Onur her takım her mevkiye bulmuşum 90'lık ileride boş adam yok. Bas abi. Yani Paris'i bas. Elememiz lazım da hepimizin zaten bence anladın mı? Ya ben 2-0 kazanıp nasıl 3-0 kaybediyorum abicim yani. 3-1'i de bak ona da razıyım ya uzatmaya gitsin ya. Paris comeback yaptı işte yapacak. Bizim ikimize patladı. Evet, bakalım. Abi finali kazanamazsa senin şansın var. Ya, dur ya. Ne yapıyorsun? Poponu mu kaşıyorsun abi? Buradan izliyorum. Ben poponu kaşıdığını sandım abi. Hayır buradan izliyorum. Çünkü bazen öyle yana gidip neyse. Beyazdan hangisi? Koltuğumu çekiyor mu? Gerisi poponu kaşıyorsun abi. Allah'ım yarabbim ya. Beyazlar kim ya? Benim. Abi onu beyaz olan hep kaybeder. Ben de onu düşündüm ama dillendirmek istemedim. Bak. Siyah, beyaz, Beşiktaş. Lay 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 lay. Öyle bir maçları vardı. Bak bala gidiyor. Bu Fenerbahçe maçı. Nasıl ya? Siyah, beyaz, Beşiktaş. Lay 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 lay. Ha sen 100. yıla bağladın. Benim dediğim farklı. Hadi. Evet. Ha. Demişken buradan cezayı da beyanmak isterim. Devam edelim oğlum. Bastı. Hadi koçum çok iyi bas be. Yürü! Yürü! Hoca penaltı yok mu orada be? Offside. Penaltı verilmedi abi. Offside oğlum ne penaltısı? Hasta mısınız siz VAR ya? VAR hakemleri araştırılsın. Oo yanına versene oğlum ya.
Penaltı verilmedi. Görüyor musun? Neymar ya. Olur abi. Penaltı verilmedi. Bu Şampiyonlar Ligi bu hakemlerle bitmez. Abicim bak bak bak. Beyinsiz pas atsa var ya. Yalnız iki takım da çok iyi oynamıyor ha. Bitti bitti. Aa niye verdin ya? Oha. Ne biçim kapadı orayı? Of. Lan neler oluyor ya? Manchester City'sin. Offside, offside. Manchester City'sin sen. Şut attırmadık 0-0 hala. Hadi hadi 1-0 kaybettik. 1-0 kaybet. Oy. Sen çok güzel bir City'sin. Bak olur abi Manchester City renkleri. Bir şut gol ya. Haaland gönderet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 
Aferin oğlum. Penaltı. Penaltıyı vermedi. Manchester mavi. Ne 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 ne. Gidilecek bak, çok deplasman var. Bravo. Ya yapabiliyorum aslında oğlum benim ya. Hadi koçum. Oha başladı City. Of of of. Manyak oynuyorlar. Kapat arayı. Bak şansa mı? Nereye gidecek dur bakayım. Geri gidecek. Allah'ım ya bomboş hareketler. Ederson canım. Olur abi, Pep Guardiola'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu sana söylemiş miydi? Aha Haaland at. Offside, offside, beyinsiz. Aaa gol! 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 Çok büyük hata yaptı ya, çok büyük hata yaptı savunması. Kaleci, kaleci. Oblak. Peki Julian Alvarez çok iyi değil mi? Dur bir dakika, şimdi gol mü atarsa mahvoluruz dur. Yok yok artık yok, bitti. Yok yok yenildik. City vermez. Zaten beyaz forma giyen kaybeder. Şu an evet Alvarez çok iyi değil mi Arden? Alvarez çok iyi Onur abi. Zaten milli takımda da çok iyiydi biliyor musun? Dünya Kupası'nı aldı ya. Şey ne diyorsun Arden? Bu dünya barışıyla alakalı ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Dünya barışının olması lazım. Herkesi sevelim. Ha? Evet, ikinci yarı patladık. Güzel. Allah neyse, şimdi keyiflendim canımız işte. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Bakalım ligde ne yaptık? Lig önemli. Ligde kaybetmediysem sonuçta belli bir avantajım hala var. Gerisine bakacağız. Lig önemli. Hemen lige yani bakalım. Ben puanlara gidiyorum. 2-0 kaybettik. Bir de clean sheet verdik herifler. Ama ligde 99 puan. 99. 99 puan. 94 gol. 94. Bunu 50'de var aşağı. Alan da olan kupa. Emirates Cup. Finalde penaltılarla kazanmışız West Ham'a. Yok lan Chelsea değiliz ki biz ya. Devam edelim. Olur abi, kupayı alırsan şansın var. Burada da City elemiş ya. Karabağ Cup United. Buradan City elememiş anlamı. City gelmemiş çünkü. City nerede? Biliyor musun nereden? Yazıyorum, Karabağ Kupası da var. Karabağ Kupası var. Emirates'te yokuz. Şampiyonlar Ligi. Biliyorsunuz finalde elendim. Final puanım var. Gerisini artık şeyler, krallıklar belirleyecek. Krallıklar önemli. Haaland 30 atmış. Hayvan ol hayvan. Çok iyi. Hayvaninho 30 tane atmış. Hayvaninho. 24 atmış. Hayvaninho çok güzelmiş. Beğendim bunu. Evet. Çin 22. Moise Kane'i almışlar 22 atmış. Acayip evet. Correa, Buendia falan filan. Asist kralı De Bruyne ama yalan ya, lan bir tane daha yap ya. Bir tane daha yap ya. 3'e bölünüyor. Ortak asist kralı. 7 puan. Kaleci kralı De Gea 15 clean sheet. Biz 11 ile ikinci zama anlamı yok. Evet. Ben böyle bir ileri alıyorum ve Şampiyonlar Ligi kritik hale geldi. Artık krallıklar mühim. Krallıklar çok mühim. Hadi. Kaleci krallığı 7 clean sheet. Oha. Güzel. Asiste varım ama yine bütün dünya ortak. Ya bu nasıl bir talihsizlik ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölünüyor. 7 kere 4, 7, 8 değil mi ya? 5, 35. Ya 5 düşüyor. 6 kere de 42. Yok yok. 6 düşüyor. 6 puan alıyorum buradan. Evet. Çırak, dilenci gibi puan topluyoruz. Evet. Dilenci gibi puan topluyoruz. Gol krallığında da bir şeyle kaçırıyoruz. Bir gol. Bu Haaland beni bitirdi. Haaland gol atmasaydı gol krallığı De Bruyne alıyormuş bu arada. Güzel. Haaland abi. Neymar aldı. Haaland bir tane attı, bir tane Alvarez attı. Ulan güzel. Haaland atmasa en az 4'e de bölünse 10 puan alacakmışız. Bir şey değil de De Bruyne'nin atması lazımmış. Krallıklardan çok istediğimizi alamadık. Biraz riskli hale geldi ama şöyle bir istatistiklere bakalım, gelelim. Şöyle geri gidiyoruz. Tekrar bakıyoruz. 31 gol, 16 asist. Bu da 31 gol, 10 asist. Santrfor'a bak, helal olsun. 47. 31 gol, 16 asist. Muazzam, şahane. 47 verim. 41 var. 37 var. Hepsi verimli. Burada şuna bak. İleri hatta 25'ten aşağı atan adam yok. Muazzam bir sezon geçirmişiz. Evet. İnanılmaz. Puanlarımız bu şekilde. Bir tane kupa eksiğimiz var.
krallıklardan çok verim alamadık. Yani Onur'un ciddi şekilde şansı var hala. Bakalım ne yapacak ama önce bir Arden sunsun bence. Bu aradan çıksın. Heyecanımız kalsın. Aradan çıksın. Arden'i bekliyorum. Evet. Kârdan Ağustos'ta gösterdik durup dururken bilmiyorum. Şimdi bizim durumumuz evet, kötü. O yüzden biz sunuyoruz. Çünkü en önce biz elendik Şampiyonlar Ligi'nde. Burada baktığım zaman kupada devam ediyoruz. O bir şansımız belki olabilir. Olabilir. Sezon sonuna gidelim. Hayırlısı uğurlusu olsun. Hepsini kazanmamız lazım şampiyonluk için. Ya yapma ya. Kaybet ya. Yok yok. Tamam bu da aldı. Bu da. Tamam, ligde tamam, şampiyonluk için kalan maçların hepsini almamız lazım. Şampiyon oldun zaten oldun. Uzak ara yaptın. Uzak oha. Ne de aldı? Yuh be kardeşim. Ama Şampiyonlar Ligi'nden size göre puan eksiğim var işte ne olursa yani olsun. Yani olsa ne olur ya? Nasıl olsa ne olur ya? Ben şimdi ya, şunu merak ediyorum Uğur abi. Tek merak ettiğim bir şey var. Ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrekte elendim. Sen finalde elendin. Kaç puan farkımız oluyor? 200. Evet. Hemen sunalım arkadaşlar. Ligde şampiyon olduk. Uğur yazıyor musun? Evet ben yazıyorum. 88 puan 41 averaj. Evet Arda'cığım. Ligde şampiyonuz. FA Community buna bakmıyorduk ya. 88'e 41 mi? 88'e 41 mi? 41. 88'e 41. Şöyle bir Emirates FA Kupası'na bakalım. Bunu aldık. Chelsea'yi yendik finalde. Buradan da puanımızı alıyoruz. Karabağ Kupası. Finale kaldık, kazanamadık. Finalde City'ye yenildik. Vay arkadaş. Çok ya. Kötü oldu lan. İngiltere'de 3'te 3 yapıyorduk kupalarda. Şampiyonlar Ligi'nde. Oha Chelsea kazanmış. Lan biz finale gitsek demek ki var ya. Yenerdik Chelsea'yi be. Biz bunları kupada falan içinden geçtik bunların. Takıma bakıyorum. Takımım iyi gelişmiş yine. Kötü değil bence. Arnold falan. Takımımdan memnunum ne olursa olsun. Paris'e yenildi diye kızdım onlara ama yine de memnunum. Harry Kane gol kralı oluyor. Premier Lig'de gol krallığı. Harry Kane aldı. De Bruyne burada. De Bruyne çok iyi. Asist krallığını alıyor. Ben de ortak. Gol yenmeyen maçta Ederson. City her şeyi al. Tamam mı City? Bırakma bana. Hiç bırakma. Bu Arap parası bugün beni bitirdi. City ile Paris Saint Germain. Gol kralı bırakmış işte. Ne anlatıyorsun ya? Ya alsın her şeyi. Yok abi ya. Ben çok sinir oldum. Benden kupa da aldılar. Paris Saint Germain de beni şeyde eledi. Kalecisi olmasa West Ham kalecisi ortak zaten. Ne anlatıyorsun anlamadım yani. Oha herif ortak kaleci kol kralı çıkarmış. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Çok ballı bir herif ya. Ya inanılmaz. Ben Paris'e bir golle mal gibi elendim. Neyin ballı ya bugün? Allah Allah. Evet krallık hiçbir şey yok. Icardi 9 gol atmış. 80 reytingi kadar. Niye atamaz mı? Niye atamaz mı Icardi 9 gol? Atar da 80 reytingi var. Vay be. Evet kadro merkezi. Evet. Şöyle bir bakalım. 38'e 15. 53. Oha. Üzülüyor. Üzülüyor. 38'e 15 üzülüyor. Abi nasıl üzülmeyeyim? Yok ben birinci olamayacağım bugün. Ya oğlum ikinciliği belki garanti altına aldım belki. Abi ne alaka? Belki Onur'u geçeceksin. Saçma sapan işler yapıyorsun. Belkisi yok. Yani aranda 100 puan var. Onur'la öyle bir farkın yok ki. Birinci yani olamadıktan sonra. Onur belki size 97 puan aldı. Birinci olamadıktan ya, sonra ne olursa ya. Olsun ya. Benim için. Geçir ekranı geçir. Biz mutlu olmuyoruz öbür skorlara. Bakalım ya, Onur abi ne yapmış ama. Evet. Şimdi Onur abiye geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. En son burada 3 tane yere gelenmiştik. Yani dünya saçması bir şey olmuştu. Yani zaten sadece bizi olabilir. Ama senin şansın var ligi alırsan. Çünkü 100 puan fark var değil mi Uğur abiyle aranda? Canım ne şansı bak hepsini eleneceğim. City bak. City, United bak. Ne şansın var ne anlatıyorsun? Allah'ım abi zor takımlar ya. Onlar zaten. Bu tamam olabilirsin şu an şampiyon. Ya bazen gerçekten sinirleniyorum ya. Vallahi sinirleniyorum ya. Abi City ile United'a berabere kalmak kötü bir şey değil. Lan adam zaten bir tur benden şampiyonluğa fazla gidip 100 puan almış. Nasıl? Tamam ya. Abi. Kupa alırsan bilmem ne yaparsan geçme şansın var verimlerle. Evet evet verim farkı. 2 tane Avrupa krallığı alırsın 80 puan. Kupada ben zaten 50 puan mı ne aldım 60 puan mı 50 puan aldım ben sadece. Ya. Şansın var yani. Al 89 puan burada şampiyon oluyoruz. Bak bak. 45 averaj. Şampiyon olduğun görece sevin de belli etmiyor yalandan belli etmiyor. Bitti gitti şu anda. Ne o devam et. Ne gitti oğlum? Bitti. 99 puan 57 averaj almıştı. Buradan zaten bir 50 abi, puan. Abi 84 gol atmışsın. Kesin krallığın vardır. Evet. Şöyle bakalım. Emirates Cup. Hepsini aldı diyeceğim. Bunu alamamış. Yokuz. Görüyorsunuz. Karabağ Cup. Almışız bunu. Karabağ Cup'tan 50 puan almıştım. Tamam Allah'tan. Güzel. Allah'tan almışız yani. Allah'tan bir şey almışız yani. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Paris gitmiş. Real elenmiş. Allah. Ha, diyecek hiçbir şeyim yok. Kadro. Ofis. Evet, önemli yerlere geliyoruz. Vinicius gol kralı. Diaz da gol kralı. Aa! Kimle çıkardım?
Çifte çıkardım. Uğur abi de ne diyor diye bakıyor. 10. Okey ben yazdım. Devam. Ya inanılmaz ya. Şu Diaz oradan çekilmiş olsa buradan double alıyorum ya. Neyse. Asist evet, krallığa hadi bakalım. Şanssızlık evet. Ah be. İki asistle gitmiş. Martinelli'ye bak ya. Ya Arsenal ne alaka ya? Saçma sapan bir verime gidiyor. Oblak. Şampiyonlar Ligi. 5-7. Benfica mı? Bu ne ya? Benfica duble yapıyor. Bu ne oğlum? Bende kimse yok. Oha. 7 gol. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Evet Arda'nın de o 53 tane atması mükemmel oldu Arda'nın şu anda. Bakalım. 54. 54. Hayır. 54. 52. 52. 54. 52 abi toplaman yok mu ya? Abi 36-18. 54. 36-18 mi? 34 mi? 36 lan. Oo helal olsun lan. 54 abi Vinicius. 53 Arda'nı geçiyorum. Oğlum ben o kadar emindim ki Arda'nın puanını hesapladım ben. En fazla verimi de yazarak hesapladım. 54. Vinicius. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Alkışlayacağım. 54. Mbappe burada 46 yapmış falan filan. 54 arkadaşlar. Ulan var ya. Belki de bir sıralamayı değiştirebilir biliyor musun? Belki de Arda'nın benim yerimi değiştirebilir. İnanılmaz bir şey bana gidip geliyoruz. Arkadaşlar muazzam bir yarış oldu. Ben çok keyif aldım ve birçok şey öğrettiğini düşünüyorum burayı bildim bize ve belki de sizlere de bakış açısı kaçacaktır. Bazı oyuncular eminim herkes kendi oyuncusunu bir not almıştır. Beğendiklerini, beğenmediklerini. Devşirme çünkü hakkımız var. Gelişim planları yeni geldi bu sezon. Bunları öğrenme açısından da mantıklı oldu. Hakikaten inanılmaz iyi bir rekabet oldu. Çünkü sanılandan çok daha yakınız. Yani birinci ile üçüncü arasında 200 puan bile yok. Yani şöyle bir bakıyorum. 170 küsur 177 falan bir puan farkı var. Öncelikle Arda'dan 597 puan aldı. Tabii ki bunun da şampiyonlar çeyrek finalinde elenmesinin büyük payı var. Neden? Çünkü çeyrek finale kadar aslında 100 puan alıyoruz. Yarı finale çıkan 200 puan alıyor. Finale çıkan 300 alıyor. Kupayı alan 500 alıyor. Yani böyle artık sabit bir şey var. Artışı var. Çeyrek finalden itibaren 100-100 alıyoruz. Onur bir tur geçti. Bir 100 daha aldı. Ben iki tur geçtim. İki tane 100 aldım. Ama Onur'la benim aramda şöyle bir enteresan bir durum var. Onur'un krallıkları benden daha iyi. Yani verimi daha iyi daha doğrusu. Verimden ve en fazla verimden bir fark yarattı Onur aslında. Ama yine de Onur ikinci oldu. 673 puan var. Benim de 774 puanım var. Ama bu şu demek. Ben eğer finale çıkamasaydım sadece aramızda 1 puan olacaktı ve Onur daha çok üzülecekti. 1 puanla kazanmış olacaktım. En fazla verim bile kurtarmıyormuş. Ucu ucuna belki sinir krizi geçirmekten kurtulmuş oldu Onur. Ben böylesini tercih edeceğini düşünüyorum. Ama finale çıkamasam belki orada bir oyuncunun gol atamayıp bir tane verimin düşecekti belki. Oğlum gol atmadım ki finalde. 2-0 yenildim mi? Ya doğru ya. Finale çıkamasaydım dedim. Finale çıkamasaydım. Tamam ay. Yani evet doğru diyor ki doğru diyor. Yarı finalde diyor ki yarı finalde doğru. Yarı finalde ama ikinci maçta da yenildim bilmiyorum gol attım mı? Atmadım galiba. Ama ilk yani bilemedim. Yani yarı final ikinci maçı çok etkilemedi. Çünkü gol atmadım. Finalde de gol atmadım gibi bir şey oldu. Arda'yla benim aramda şu an var. Nasıl? Arda'yla benim aramda. 50 falan 50 küsur. Arda'yla senin aranda 76 öyle, puan var. Yani en fazla verim Arda'yla kalsaydı yine 26. de sen kazın, ikinci olacaktın. Çünkü burada Arda'nın şöyle bir olayı var. Arda'nın 100 puanı kapatacak kadar fark yaratamadı. Mesela Karabağ'ı alsaydı 25 yerine 50 alsaydı. Yani aslında şey değil mi? Hepimiz ligde aynıyız aşağı yukarı puanlar dışında. Herkes işte bir kupa aldı İngiltere'de, bir lig aldı. Şampiyonlar Ligi farkı yarattı diyebilir miyiz abi? Şampiyonlar Ligi farkı yarattı ama şöyle eğer ben Şampiyonlar Ligi'de yarı finalde kalsaydım ben tamamen lig farkıyla yani puan artı averajda yarattığım farkla kazanacaktım. Bir çok ilginç olacaktı. Muazzam 99 puan 57 averaj. Daha önce hiç görmedim ama ya bu puan ve averaja da bir krallık isterdim açıkçası. Dilenci gibi krallık aldım. Şu an ekranlarda görüyorsunuz zaten. Ligden 7 puan aldım. Avrupa Asist Krallığından 6 puan aldım. Normalde bundan 60 puan. 13 puan aldım. 60 puan 13'ünü alabildim. Gibi bir saçma bir şey oldu. Güzel bir ebilit olduğunu düşünüyorum. Beyler fikirlerinizi alayım. Belki geliştirebiliriz de. Yani bu arada fikirlerinizi mutlaka yazın. Video altına. Çünkü güzel bir ebilit olduğunu düşünüyoruz. Diğer rebirtlere de katkı sunacağını düşünüyoruz. Bunun daha gelişmişini de mutlaka yaparız. Benim moralim çok bozuk. İki rebirtler şanssız olduğumu düşünüyorum bu arada. Çok üzgünüm. Benim
diyeceklerim güzel bir konsepti. Konsept için tebrik ediyorum. Birincilik isterdim ama ne yazık ki alamadım. Kendi kanalımda inşallah kazanmak istiyorum. Güzel bir konsept. Bu arada şunu söyleyelim. Son kapatmadan puan durumları ekrana geliyor. Lig yanıyor. Çünkü liderliği kaybedeceğim. Uğur abi geldi. Yani yine geldi. Winner dediğim, winner diyordum. Winner yani. Ben 17 puandayım. Uğur abi 16 puanda. Ve Onur abi de bugünle beraber 11 puana yükselmiş oldu. Onur, niye gülüyorsun? Niye öyle bakıyorsun? Bana sen... Niye gülüyorsun benim puanıma? Ama öyle mi bakıyorsun ki? Gerçekten... Arkadaşlar şu an bana gülündü ama önemli değil. Sizden bir ricam var. Onur Online kanalına 150 bin yaparsak size zahmet olmaz. Ne alaka? Güzel güzel. Sınar canım. Benim kanalımda şu an 200 bine çok yaklaştı. Hedefimiz 200 bin. 200 binde parti vereceğim. Sözünü verdim bunun. Ve bu parti Arden'le Onur'un, yani Onur'un İstanbul'da olduğu bir zamanda yapacağım. Eğer mümkünse. Aa, parti. Bayağı geniş katılımlı bir parti olacak. Yorumcular olacak. Sizlerden de ciddi bir katılım gerçekleşecek. Bugün hem beğeni tuşuna basalım ama bir yandan da abonelik tuşuna basalım. Size güzel bir macera sunmak istiyoruz. Ümit ediyorum karşılığını buluruz. 200 bine çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Ne yapıyor bu ya? Bu hareketler ne ya? Partide böyle dans parti edeceğim. Yapacak ya, parti! Bunlar hazırlanıyor mu? Sevgili dostlar, kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.